Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına, nav ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Çalar Saat hafta sonunda bu hafta sonu yine Sinem Başman'la birlikte sizlere hazırladığımız akışı, günün gündemini, haftanın en çok konuşulanlarını, bugün en çok ne konuşulacaksa onu ekrana taşıyacağız. Ve sizler de bilgi sahibi olacaksınız. Günaydın diyoruz. Günaydın, günaydın diye tekrar etmekte hiçbir sakınca görmüyoruz ama haberlerimizin hepsi taze taze ekranlara geliyor efendim. Yeni yeni ekranlara geliyor. Orada tekrar etmekten bir miktar kaçınıyoruz. Günaydın derken gününüzü aydınlatmaya gayret ederken sadece sizi uyandırıp güne hazırlamak değil, zihinsel olarak da aklımızı, fikrimizi geliştirmek, yeni bilgiler eklemek, ülkede neler oluyor bu konuda bilgi sahibi yapmak konusunda da iddialıyız biliyorsunuz. O yüzden bolca bilgiyle neler yaşandığına dair bolca yeni gelişmeyle karşınızda olacağız. Bugün nereye böyle başlığını atmayı uygun gördük. Çünkü pek çok konu başlığı var. Nereye böyle diye soracağımız, nereye varacağını kestiremediğimiz aslında sizden yardım istediğimiz konu başlıkları. Nereye böyle başlığının altında sizde de günün gündemiyle ilgili ya da kendi gündeminizle ilgili ya bu konuşulmuyor ama aslında bir de böyle bir şey var dediğiniz konuyla ilgili yazıp gönderebilirsiniz. Gecenin sıcak gelişmeleriyle başlayacağım. Maalesef son dönemde çokça bireysel silahlanma nereye gidiyor? Nereye böyle dedirten olay yaşıyoruz. Onlardan bir tanesi için İstanbul'un Başakşehir ilçesine gideceğiz. Bakın İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Sinoplular Derneği. Neden saldırıya uğrar? Zehra arayacağım. Zehra kapat kapat kapat. Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne otomatik silahlarla defalarca ateş ettiler. Saldırıda ikisi ağır beş kişi yaralandı. Saldırı İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Saldırganların hedefinde Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vardı. Otomatik silahlarla gelen saldırganlar derneği kurşun yağmuruna tuttu. Sonra da kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İkisi ağır, beş kişi yaralıydı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Geçmiş olsun dileyelim. Başsağlığı dileklerimizi iletelim ama soralım. Bireysel silahlanma ve buna bağlı olarak yaşanan sokaktaki şiddet nereye böyle? Bu mesele nereye kadar varmalı ki yetkililer bu konuda önlem almak zorunluluğu hissetsin. Acaba gerçekten herhangi bir konuyla ilgili önlem almak, herhangi bir problemi çözmeye dair bir niyet okuyor musunuz? Bir niyet görüyor musunuz? Eğer şu problemi çözmeye kesin olarak niyetliler, samimiler çözmek için yapıyorlar dediğiniz bir başlık varsa nereye böyle başlığının altında lütfen bize onu da yazın gönderin. Hani bizim gözümüzden kaçtıysa siz bize bu konuda yardımcı olun. Bir yine sıcak gelişme, gecenin sıcak bir haberi. Bu kez Antalya Finike'deyiz sevgili izleyenler. İki Rus turist, üstelik biri 14 haftalık hamile yürüyüşe çıktılar bir doğa yürüyüşüne. Ancak dönüş yolunda Mahsur kaldılar. Rus turistleri kurtarmak tam 11 saat sürdü. Hamileydi. Arkadaşı ile tırmanış yaptığı dağda düşüp ayağını kırdı. İki Rus turist tam 11 saat sonra kurtarıldı. İki mahsur kalan vatandaş ulaştık. Antalya'ya gelen iki Rus turist, Fenike'deki Sarıkaya Milli Parkı içinde bulunan Kızlar Servisi Dağı'nda doğa yürüyüşü yaptı. Dönüş yolunda Rus turistlerden 14 haftalık hamile Ekaterina Kutinina düşerek ayak bileğini kırdı. Turistler daha fazla ilerleyemedi. Bulundukları yerde mahsur kaldılar. 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istediler. Tamam, Çok fazla sıkarsa söyle. efendim hocam. Efendim? Bölgeye AFAD, UMKE ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Birimi ekipleri yönlendirildi. Ama turistlere ulaşmak kolay olmadı. Çol, çol. Uçurt, oraya, uçurt. Tırmanışa geçen ekipler turistlerin bulunduğu 1600 metre yükseklikteki noktaya saatler sonra varabildi. Rus turistler hemen termal battaniyeye sarıldı. Sediyeye alınan hamile kadın düştükten 11 saat sonra ulaşımın olduğu bölgeye indirilebildi. Kadının ve karnındaki bebeğiyle yanındaki arkadaşının sağlık durumu iyi. Şimdi bir soruşturma var, emniyet soruşturması. Kim kime kumpas kuruyor? Kim kimi bir şekilde kötü etkilemeye çalışıyor? Kelimeleri seçmeye çalışıyorum ben de açıkçası sevgili izleyenler. Anlaşılamayan bir mesele. Ayhan Bora Kaplan mevzu aslında yeni bir mevzu değil ama sonrasında bununla ilgili tutuklamalar, bununla ilgili tahliyeler, yapılan itiraflar Sanığın bir şekilde tanığın bir şekilde kaçmış olması, o kaçan tanığın yurt dışından fütursuzca yaptığı açıklamalar, o açıklamaların internette serbest dolaşımda olması Bunlar kim kime ne yapmaya çalışıyor sorusunu sordursa da henüz bir cevap bulunabilmiş değil. İki sanık tahliye edildi bu davada ara karar çıktı ve böylece tutuklu sayısı 18'e inmiş oldu. Şimdi bu operasyonu gerçekleştiren üst düzey emniyet müdürleriyle ilgili bir sürü iddia e, ortalıkta dolaşıyor. Dolayısıyla gözler onların üzerinde biliyorsunuz. Firari de bir gizli tanığımız var. Bileğindeki kelepçeyle nasıl firar ettiğini anlayamadığımız. Onlar e, suçladığı müdürler, o beyefendi suçladığı müdürler İçişleri Bakanlığı müfettişlerine verdikleri ifadede topu bakın nasıl birbirlerine atıyorlar. <laughs> Ben Serdar Serçelik'le yaptığım 7 konuşmayı telefonuma kaydettim. Yaptığım son 3 görüşme hariç diğer 4 görüşmeden şube müdürümüz Kerem Gökay Öner'in bilgisi vardır. Ben görüşmelerin kayıtlarını kimseye dinletmedim. Sadece ilk görüşmeyi Emniyet Müdür Yardımcımız Murat Çili'ye gönderdim. Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'le görüşmeler yaptığını biliyorum ancak içeriklerini tam olarak bilmiyorum. Yaptığı ilk görüşmenin ses kaydını WhatsApp üzerinden bana gönderdiğini hatırlamıyorum. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının başındaki müdürlerin gizli tanık suçlamasıyla haklarında başlatılan inceleme sonrası müfettişlere verdikleri ifade. Firari gizli tanık Serdar Sertçelik'le yapılan görüşmeler ve o görüşmelerin içeriğiyle ilgili müdürler topu birbirine attı. Ben yardımcım Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'le yaptığı görüşmeleri sosyal medyaya yansıdığında gördüm. Gizli tanık Sertçelik yurt dışına kaçtıktan sonra emniyete verdiği ifadeler için baskıyla alındı. Bazı siyasiler de soruşturmaya dahil edilmek istendiği iddiasında bulunmuştu. Kısa videolar paylaşarak organize suçlarla mücadele şube müdür yardımcısı Şevket Demircan... Ben isim zikretmedim. O zikretti dedi. Konuşmaların tam kaydını müfettişlere verdi. Sertçeliğin yurt dışına kaçışına yine firari olan bir arkadaşının yardım ettiği ortaya çıktı. 27 Kasım'da Serdar beni aradı. Onu almamı istedi. Eryaman'a bıraktım. Bacağında sadece alçı vardı. Kelepçe yoktu. Cezam nedeniyle firar durumdaydım. Bir daha görüşmedim. Zaten cezaevine girdim kaçak olduğunu bilmiyordum. Covid izni alarak cezaevinden çıkan ve firar eden Adem Kaça'nın mahkemeye verdiği ifadeyi gazeteci İsmail Saymaz yazdı. Aranan suçluların elini kolunu sallayarak dolaşması ayrı bir skandal ancak Sertçeli'nin kaçak arkadaşının ayağında kelepçe yoktu demesi dikkat çekti. Elektronik kelepçe çıkarıldığında Adalet Bakanlığı'na uyarı gitmesi gerekiyor. Uyarı gittiyse neden kayıtlara geçmedi? ve müdahale edilmedi. ayrı soru işaretleri. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada ise ara karar verildi. Mahkeme Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 18 sanığın tutukluluğuna devam karar verirken iki sanığı adli kontrolle tahliye etti. Bir sonraki duruşma 9 Eylül'de görülecek. Emniyet içindeki bu dalgalanma, eski İçişleri Bakanı, yeni İçişleri Bakanı, işte kimin kadrosu, kim geldi, kim gitti. Ayhan Bora Kaplan kimdi? Verdiği ifadelerde 15 Temmuz'dan bahsederken neler söyledi? Bunların hepsi geçtiğimiz hafta içerisinde çok konuşulup çok tartışılan konu başlıkları. Ama gerçekten gidişatını da, sonunu da anlamakta zorlandığımız Kimin kime ne yapmaya çalıştığını çözmek için sanırım zamana ihtiyaç duyduğumuz bir konu başlığı bu ama alışıldık da bir Türkiye manzarası maalesef. Hadi gelin Türkiye'nin manzarasına bugünün manşetlerinden doğru bakıp bir yorum yapmaya çalışalım. Şöyle genel baktığımızda Cumhuriyet Gazetesi bugünün en çok konuşulacak başlıklarından biri belki de. Eğitim müfredatı ile ilgili bir manşetle çıkıyor. Gerici eğitim onaylandı demiş. Kamu Son Haber aç kalmamak için karta yüklendiler diyerek kart kullanımındaki artışı rakamsal olarak ortaya koymuş. Müfredatı Manşetine taşıyan bir diğer gazete Pencere gazetesi yangından müfredat kaçırma manşetiyle çıkıyor. Beraberinde Özgür Özel'in müfredatla ilgili yorumunu da aktarıyor. Bir gün gazetesi ise bin manşetiyle çıkıyor bugün. Bin yılda geçse diyerek bugün bininci defa cumartesi anneleri biliyorsunuz Taksim'de Galatasaray meydanında bir araya gelecekler. Bununla ilgili AK Parti ile Özlem Zengin'in yaptığı bir açıklama var. Normalleşme kapsamında artık cumartesi annelerine yaklaşımın değişeceğine dair bir takım sinyaller verildi geçtiğimiz haftalarda. Ancak Özlem Zengin'in cumartesi anneleriyle ilgili artık onlar da sahada sesini duyurabilmeli şeklinde mealen söylüyorum çıkışı AK Parti içinden sert tepki aldı. Devam edelim. Korkusuz gazetesiyle manşetinde emekli, sür manşetinde ise vergi kaçırana %10'luk onluk bir pay verilecek meselesi var. Bunun da haberini aktaracağız. Sözcü gazetesi beceriksizliğin faturasını millete ödetiyorlar diyerek ekonomiye politikaları ile ilgili hükümeti eleştiriyor. Yeni Çağ gazetesi faiz fiyatla mücadele için yeni yasa gerekmez demiş. Faiz fiyat ve stokçulukla ilgili bir yasa var biliyorsunuz sevgili izleyenler. Kime göre neye göre sorusunu sordurtan nereye böyle bu nereye varacak dedirten onun da detaylarını aktaracağız sabah gazetesinin manşetinde ise sokakta sahipsiz köpek kalmayacak vurgusu var. Son günlerin en çok tartışılan konu başlığı sokak hayvanlarının akıbeti. Nereye böyle bu mesele? Sokak hayvanları ile ilgili toplanacak, fotoğraflanacak, paylaşılacak, işte barınaklar yapılacak. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde sokaktaki milyonlarca başıboş, sahipsiz köpekten bahsediyoruz. Yasalarımız çerçevesinde onları bir can dahi kabul edemediğimiz canlardan bahsediyoruz. Mal muamelesi yaptığımız, dolayısıyla istismara uğradıklarında dahi ceza veremediğimiz yapan faile canlılardan bahsediyoruz. Onlar işte toplanacakmış. İşte milli emlak yer gösterecekmiş. Oralara işte barınaklar yapılacakmış. O barınaklarda fotoğrafları çekilecekmiş. Paylaşılacakmış. Ama işte kimse de almazsa ne yapalım? Mışıl mışıl uyutacağız. Öldüreceğiz deseniz siz şuna. Siz yasalar kapsamında bir can taşıdığını dahi kabul edemediğiniz bu hayvanlarla ilgili bu kadar efor sarf edinceye kadar acaba bu hayvanları rehabilite etseniz, kısırlaştırsanız, bununla ilgili iş gücü de var, altyapı da var. Bunu aktaracağınızı bu tarafa aktarsanız yani bu olabilecek bir şey mi bu ülkede? Sokak hayvanı. Sokakta yaşayan milyonlarca hayvan için bu kadar çok zahmete gireceğinize biz nasıl ikna olacağız? toplanacaklar. işte barınaklar yapılacak. Oralarda fotoğrafları çekilecek. Fotoğraflar paylaşılacak. Hı? Ondan sonra o fotoğraflar işte e, sahiplenmek isteyenlere ulaştırılacak. Evet ha bir de sahiplendirilirse de takibi yapılacak. Önce siz çoluğun çocuğun takibini yapın da biz köpeği de takip edeceğinize ikna olalım. Ya. Devam edelim. Bu manşetlerin hepsine teker teker bakacağız. <laughs> Diyelim hava durumuyla devam edelim. E, dün hava durumu nerede ne yaşattı? Ondan biraz bahsedelim. Bugün itibariyle artık Mayıs'ın 25'i. 25 Mayıs itibariyle beklentinizin yaz havası olduğunu biliyorum. E, biraz bahar biraz yazdır aslında Mayıs'ın sonu sevgili izleyenler. Biz son yıllarda Mayıs'ı da Nisan'ı da yaz şeklinde yaşamaya alıştık. Ya da en azından şunu alıştık. Kış 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 kış. Güm diye yaz gelmesine alıştık. Biraz böyle geçiş mevsimlerini unuttuğumuz için bu sene yaşadığımız bu geçiş bize biraz ağır geldi galiba. Ama tabi bazı yerlerde ağır tablolara da sebep olmadı değil. Yurtta hava durumuna bakalım, haritamızın başına geçelim. Geceyi aydınlatan şimşekler, gök gürültüsü ve sonrasında kuvvetli yağmur, meteorolojinin turuncu kodlu uyardığı illerde yağmur fel oldu. Adana'da sabah saatlerinde başladığı yağmur, özellikle Merkez, Yüreğir, Seyhan ve Çukurova ilçesinde birçok bulvar göle döndü. Sokakları ve evleri su bastı. Ceyhan'da Devlet Hastanesi'nin acil bölümü ve otoparkı da sular altında kaldı. Birçok ilde kuvvetli yağmur etkiliydi dün. Isparta'da aniden bastıran kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum, Oltu'da mazgallar taştı. Sivas Gemerek'te bir sürücü selde mahsur kaldı. Karabük'te de sağanakla ev ve iş yerlerini su bastı. Köy yolları zarar gördü. Seri kenar yolda. Bir ağacın yıkılması sonucu arabaya maddi hasar verdi. Antalya Serik'te şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Bir iş yerinin tabelası uçtu. Yoldan geçen kadının üzerine düştü. Tabelanın çarptığı kadın yaralandı. Hayır, 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 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Bursa, Bilecik, Sakarya, Sinop, Konya ve Ankara çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Ebru da söyledi Ebru Sağokur haberi hazırlayan arkadaşım orta kesimlerde Orta Anadolu'da bugün mevsim normallerinin altında ölçülmesi bekleniyor sıcaklıklar. Yani Eskişehir'i, Ankara'sı, Konya'sı, Sivas'ı Orta Anadolu iç egeyi içine alacak şekilde biraz böyle Batı Karadeniz'le temas eden illeri de içine alacak şekilde biraz daha beklenenden serin bir hava hakim. Ee, önümüzdeki günlerde daha da serin olabilir. Pazar, pazartesi gerek Batı Karadeniz'in iç kesimleri, gerek İç Anadolu bölgesi, gerekse İç Ege e, normalden daha serin olabilir yine. Birkaç derece daha düşebilir bugüne kıyasla sıcaklıklar. Şimdiden söylemiş olalım. Haritam zaten bugün nerede yağmur olduğunu gösteriyor. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Marmara bölgesinde neredeyse hiç yağmur yok. Marmara bölgesinin kuzey batı, kes güney batı kesimine, pardon, güney doğu kesimine bir miktar yağışlar sokulsa da çok kısa süreli. İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi yağışlı. Kuvvetli yağışlar bugün Doğu Anadolu bölgesinde. Doğuda aynı zamanda kuzeyden kuvvetli esen bir fırtına hakim olacak bugün itibariyle tüm doğu hattında Dolayısıyla bu fırtınaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yarın itibariyle yine doğuda kuvvetli sağanak yağış riski devam edecek. Ege bölgesinin iç kesimlerinde ve Orta Anadolu'da da yarın itibariyle bir miktar kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Bugünden söyleyelim. Marmara bölgesi bugünden yarına çok önemli bir değişim yaşamıyor meteorolojik olarak. Hani ne termometresi çok değişecek ne de gökyüzünün durumu. Bulutluluğu çok değişecek ama Kalan kesimlerde Ege bölgesine sokulan, Akdeniz bölgesine sokulan bir yağıştan bahsediyoruz. Yarın yine Doğu Anadolu bölgesi e, kuvvetli sağanak yağışa karşı hazırlıklı olmalı. Yarın aynı zamanda batıda kuzeyden böyle soğuk soğuk esmeye başlayabilir. Ege'de, Çanakkale'de mesela, e, Trakya çevrelerinde biraz böyle ufak ufak o kuvvetli soğuk rüzgarların etkisi gelmeye başlayacak. Çok aman aman bir soğuktan, değişimden bahsetmiyoruz. Hafta boyunca pazartesi, salı, Orta Anadolu'da, İç Ege'de kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin devam etme ihtimali var. Bugünden söyleyelim. Yağış geçişleri olsun. Yeter ki felaket değil bereket getirsin. Yeter ki altyapı hazırlıklı olsun. Çünkü bunlar artık sürpriz değil. Kuvvetli sağanak yağışı yeni yaşamaya başlamadık herhalde bu zamana kadar. Şehirlerde kendilerini, altyapılarını, üst yapılarını buna göre ayarlamış olmalılar öyle değil mi? Ama öyle olmuyor. Nereye gidecek bu işin sonu? Nereye böyle? Şimdi bir okul meselesi var biliyorsunuz Kocaeli Gölcük'te. Ek ders ücreti üzerinden okul yönetiminin e, yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor. Okulun yöneticisi iddiaya göre öğretmenler odasına öğretmenleri toplayıp demiş ki, e, ben yapmadım. Oğlum yaptı. Borsada para kaybetmişti. Bütün şifrelerimi bildiği için böyle bir şey yapmış. Beni şikayet edin ama bir izin verin önce emekli olayım demiş. Emekli de olmuş bu arada. Bize çünkü çok fazla miktarda bordro geliyor. E, herkes bir yerden e, bize aldığı ek dersle e, Bordros arasında e, farklılıklar olduğunu söylüyor. Birilerinin devletin ve milletin parasını böyle zimmetle geçirmesini kabul edemeyiz. Bir devlet okulunda 4,5 milyon liralık yolsuzluğu ortaya çıkarmıştı öğretmenler. Maaş bordrolarıyla elektronik sistemde düzenlenen bordrolar arasında tutarsızlık vardı. Senelerdir ek ders ücretleri eksik yatıyordu. Şikayetçi olan öğretmenler ifadelerinde okul müdürünün suçu oğlunun üzerine attığını anlattı. Okul müdürü bizi öğretmenler odasında topladı. Bize oğlum E-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habersiz yaptı ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum." dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gidilmiş. Yani konu hakkında e, haberdar edilmiştir. Buna rağmen cuma günü okul müdürünün emeklilik dilekçesi alınmış. Pazartesi günü ise jet hızıyla emekli edilmiştir. Kocaeli Gölcük Saraylı Ortaokulu Müdürü MHA öğretmenlerle yaptığı toplantıda suçunu kabul etti. İddiaya göre şikayetleri emekli maaşı haczedilemeyeceği için erteletmeye çalıştı. Öğretmenleri toplayarak yolsuzluk yaptığını kabul etmiş. Arkasından ise emeklilik işlemlerini bitene kadar ise şikayetçi olmamalarını talep etmiştir. Okulda görevli 8 öğretmen müdür MHA'dan şikayetçi oldu. O öğretmenlerden biri daha önce de ek ders ücretinin eksik yatdığını fark etmiş ve müdüre söylemişti. İfadesinde müdürün ona kendi hesabından para gönderdiğini anlattı. Yanlışlığı görmem üzerine okul müdürüne gittim. Okulun müdürü bana benim ek ders ücretim sana yatmış olabilir. Elle girdiğim için iki kez basmış olabilirim dedi. Daha sonra okul müdürü kendi hesabından benim hesabıma para gönderdi ancak ben parayı geri gönderdim. Yani sadece bu açığı Kocaeli Gölcük'teki okul müdürü mü keşfetmiştir? Yoksa Türkiye genelinde bu keşfedilmiş midir? Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma devam ederken skandalı ortaya çıkaran Hürriyetçi Eğitim Sendikası ise olayın sadece bir okul müdürüyle sınırlı olamayacağı görüşünde. Tüm öğretmenlerin hesaplarının incelenmesini, özellikle paraların kime veya kimlere gönderildiğinin açığa çıkarılmasını istiyorlar. Bu zimmete geçirilen paralar nereye göndermiştir? Hangi bana göndermiştir? kişilere mi gönderilmiştir, kurumlara mı gönderilmiştir, başka yapılara mı gönderilmiştir araştırmalıdır. Sevgili izleyenler biz burada haftalardır eğitimcilerin haklarından, özlük haklarından, öğretmenler odasındaki çalışma barışının gelen yasayla nasıl bozulduğundan, sözleşmeli öğretmenlerin durumundan, öğretmen maaşlarının düşüklüğünden, öğretmenlerin artık barınma krizinin nedenli arttığından bahsediyoruz. Eğer öğretmeni yeterince takdir etmezseniz toplumdaki itibarının düşmesinden ve düşen öğretmen itibarının öğrenciye de zarar vereceğinden bahsediyoruz. Aslında bu son dönemde bir tartışma konusu olduğu için çokça yine üzerinde durduk ama yeni konuşulan bir konuda değil. Öğretmenler yıllardır artık bize hak ettiğimiz itibarı geri verin diye eylemler yapıyorlar. Haklarımızı verin, özlük haklarımızı verin, hak ettiğimiz maaşı verin. Bizim e, öğretmenler odasındaki çalışma barışımızı baltalayacak şekilde yasalar çıkarmayın. Bizi neydi belirsiz bir sınava sokarak öyle öğretmen, böyle öğretmen diye ayırmayın. Uzman öğretmen, baş öğretmen şeklinde diye şimdi biz öğretmenlerin itibarıyla ilgili bu kadar çok kafa patlatırken eğer kendi içlerinden böyle bir çatlak yaşanıyorsa hem ona da en çok tepkiyi vermemiz gerekiyor. Bizim burada bir hani varsa bir duruşumuz. Öğretmenlerin de yine aynı şekilde kendi içlerindeki bu çürük elmaları hani her meslek grubunda her toplulukta vardır. İlla her bir grubun tümü tamamen pür ipak olacak diye bir şey yok. Ama onların da bu kendi içlerindeki meseleyi çok güzel ayrıştırıp çok güzel dışlamaları lazım. Aslında sadece öğretmenlerin kendi içlerindeki ahlaksızlıkları dışlaması yetmez. Bizim toplum olarak ahlaksızlığı dışlamayı Artık şiar edinmiş olmamız lazım. Ahlaksızlık maalesef her geçen gün biraz daha normalleşen bir meseleye dönüştüğü için gerek toplumsal olarak, vicdani olarak e, kamuoyu nezdinde gerekse yasalar karşısında. Artık büyük balığın küçük balığı yediği bir dünya normal karşılanıyor galiba. Devam edelim o zaman biraz eğitim başlıklarından bahsedelim. Cumhuriyet gazetesi gerici eğitim onaylandı diyor efendim. Ee, İktidarın dayatmacı anlayışına tepki var. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin seyreltildiği, layık ve bilimsel eğitimin tırpanlandığı müfredat taslağı, talim terbiye kurulundan onay aldı. Dini eğitimin öne çıktığı Türkiye yüzyılı marif modelinin, gelecek eğitim öğretim döneminde uygulanacağı öğrenildi. Eğitimciler itirazlarımız duyulmadı diyerek bakanlığı eleştirdi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay yeni müfredata yönelik eğitici eğitimleri eğitimler başlatıldı demek ki ders kitapları da önceden hazırlanmıştı. Eğitimin ülkenin geleceğidir. Dayatmacı yaklaşımlar kabul edilemez dedi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak müfredatın geri çekilmesini istedi diyor. Bakın öğretmenler şiddete hayır diyorlar. Öğretmenler müfredat konusunda ses yükseltiyorlar, özlük hakları konusunda ses yükseltiyorlar. İtibarımızı o kadar indirdiniz ki yerle yeksan ettiniz. Artık öğrencilerimiz bize el kaldırır hale geldi. Velilerimiz bize el kaldırır hale geldi diyorlar. Eğer öğretmenin itibarını savunmaya devam edeceksek öğretmenin kendi içindeki itibarsızları içinde olabildiğince yüksek sesten konuşmamız lazım. Pencere gazetesinde de var müfredat meselesi ama e, sonra okuyalım. Çünkü zaten haberini aktaracağız. Devam edelim haberle. Eğitim meselesine yakından bakacağız. Ama yine sıradaki haberde de bir okuldayız. Ee, bu kez konu eğitim değil, ee, bu kez konu mezuniyet töreni. Mezuniyet töreninde helyum gazıyla dolu balonların yaşattığı kazayı izleyeceğiz. <laughs> en mutlu günleri kabusa döndü. Lise öğrencilerinin mezuniyet töreninde helyum gazlı balonlar patladı. 8 öğrenci yaralandı. <laughs> Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet kutlamasında yaşandı kabusanları. Törende öğrencilere helyum gazıyla şişirilen balonlar dağıtıldı. Öğrenciler sevinç içinde mezun olmalarını kutlarken bir anda ellerindeki balonlar patlamaya başladı. <laughs> Patlayan balonlar nedeniyle yanan öğrenciler acı içinde çığlık çığlığa yardım istedi. Yanan 8 öğrenciden ikisi hastaneye kaldırıldı. çok geçmiş olsun sevgili izleyenler önemli bir konu Doktorlar bir araya geldiler. İlk defa değil, 59. defa bir araya geldiler. Türk Pediatri Der Kongresi Kuzey Kıbrıs Türkiye, Cum Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa'da gerçekleştirildi ve 59. kez bir araya geldiklerinde doktorlar pek çok konu başlığını konuştular. Aşıyı da konuştular, çocuk sağlığını da konuştular. Bununla ilgili veli yaklaşımını, bununla ilgili sistemsel sorunları, bir hastaya bakmak için devlet hastanelerinde kendilerine tanınan sürenin ne kadar yetersiz olduğunu da dile getirdiler. Bir de tabii ki çocukların beslenmesinden bahsettiler. Çocukların özellikle yetersiz beslenmesi ya da hani kilolu olduğuna bakmayın aslında koftur onun kilosu denir ya böyle anne babalar bahseder çok abur cubur yiyor kof bir kilosu var diye. Ya da işte hani sanki boyu kilosu yerindeymiş gibi görünen ama esasında çok sağlıksız beslenen ve geleceğin birer obezi olmaya aday çocukların beslenme sorunları bakın doktorlar tarafından nasıl dile geldi. Maalesef biliyorsunuz sosyal medyada çok ciddi derecede e, yanlış bilgiler e, dolaşıyor beslenme yetersizliğinin oranları. Ee, %11, %16 gibi e, manipüsyon e, kilo ve e, boy açısından e, mevcuttu hastaneye yatan çocuklarda. Bu çocukları bizim tespit edebilmemiz lazım. Yani aile hekimlerinin ve çocuk hekimlerinin tespit etmesi gerekiyor. Bunun için süreye ihtiyacımız var. Yani ilk 5 yaş son derece önemli çocuk yaş grubunda beslenme bozukluğu açısından ilk 5 yaşta olan beslenme bozukluğu daha sonraki hayatındaki birçok hastalık için son derece önemli bir kriter. Bu sadece büyüme gelişmeyle ilişkili değil. Bu nörolojik gelişimle ilişkili, bağışıklık sisteminin gelişimiyle ilişkili, daha ileride ortaya çıkabilecek olan bir takım hastalıklarla ilişkili. Obezite veya obezite olmasa bile yanlış içerikle beslenme. Yani çocuğun boyu, kilosu iyi ama tükettiği sadece karbonhidrat. İşin kötü tarafı, içeriği yanlış beslenmenin tespiti zor. Çünkü düşünün, alması gerekli olan kaloriyi sadece ekmekten alan bir çocuğun boyu, kilosu, görüntüsü normal gibi durabiliyor. Ama aslında orada da bozukluk var. İşte Instagram'dan, YouTube'dan önümüze düşen lerden aileleri uzaklaştırmak. Bence ana kural bu. Mesajlarınız geliyor nereye böyle diye. Evet çocukların beslenmesiyle ilgili gerçekten durum vahim. Durum içler acısı. Anne babaların okula giderken çocuklarının karnını doyurmakla ilgili endişesi her geçen gün büyüyor. Çünkü ekonomik tablo her geçen gün artık meseleyi açlık tokluk seviyesine daha da yaklaştırıyor. Daha da indirgiyor sevgili izleyenler. Nereye böyle başlığının altına mesajlarınız geliyor. Şöyle bir bakıyorum. Ee, Sinan Bey, tüm hastalar hastane randevusunda sıkıntı yaşarken Sağlık Bakanı kimse randevusuna zamanında gitmiyor diyebiliyor. Nereye böyle gerçek nedir? Gerçekten hastalar randevularına zamanında gitmiyorlar mı? Yoksa hastalar randevu almakta gerçekten zorlanıyorlar mı? Halklar arasında anket yapılsa ancak gerçeği görebiliriz. Halkın gerçekleri daha çok önemli. Bizim anket niteliğinde haberlerimiz var aslında bu konuyla ilgili. Sizi Nav Haber izlemeye davet ediyorum beyefendi. Nereye böyle? Emekli mitingini unutturma demiş. Çok önemli emekliler için diyor. Evet yarın Ankara'da emekliler bir araya geliyorlar. Ana muhalefet partisinin çağrısıyla bir araya gelecekler. Gönül Boran Özüpak o da bize yazmış göndermiş. Nereye böyle başlığının altında? Kendisi biliyorsunuz EYT dendiğinde akla gelen isim. İktidarca ballandıra ballandıra anlatılan emekliler yılı olmadığını, emeklinin sefalet yılı olarak yaşadığımız 2024 yılında sefalet maaşlarına hayır demek için 26 Mayıs'ta yapılacak Ankara Emekliler Mitingi'ne gidiyoruz. İstanbul Emekli ve Emekçiler Derneği Başkanı diyor. Gönül Boran Özüpak. Yeni bir oluşum içerisinde nasıl bir oluşum ondan da bahsedelim. Emekli ve Emekçiler Federasyonu olarak yola çıkıyoruz. 22 tane ilimizde dernekleşerek EYT mücadelesi azim ve kararlılıkla kazandığımız emekli ve emekçiler için mücadelemizle her yerde olacağız diyor. Biliyorsunuz EYT mücadelemizde 2023 seçiminin tek kazanan topluluğu olduk. Sefalet maaşlarına ve çalışma hayatının mağduriyetlerinin çözümü için var gücümüzle mücadelemizde varız. Biz e, biriz, birlikteyiz ve buradayız demiş Gönül Boran Özüpak gönderdiği mesajda. Evet yarın önemli bir miting var. Çocukların beslenememesinden, çocukların yanlış beslenmesinden çok talihsiz bir beslenme kazasına doğru gideceğiz. E, okulda arkadaşlarıyla hızlı yemek yarışı yapan 8 yaşındaki bir evlat. Ne oldu dersiniz? En hızlı hamburger yeme yarışı 8 yaşındaki Eftelya'yı hayattan kopardı. Nefes borusuna yemek kaçan küçük kız kurtarılamadı. <laughs> Düzce'de ilkokul öğrencisi Eftelya Kaymak arkadaşlarıyla kantinden hamburger aldı. Çocuklar kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Hızlıca yemek yedikleri sırada Eftelya'nın nefes borusuna hamburger parçası kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler müdahalede bulunmaya çalıştı. Ambulans çağrıldı. Efteli Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servis alınan talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Tabii ki soruşturulsun. Ailesine, sevenlerine, ateş düşen o ocağa Allah sabır versin, rahmet diliyoruz. 8 yaşındaki evladımız için. Şimdi Edirne'ye doğru gideceğiz sevgili izleyenler. Bu sadece Edirne'nin problemi değil aslında Türkiye'nin problemi. Bir anda bir bölgede mantar gibi biten bungalovlar, tiny house'lar çok meşhur. Doğaya dönüşün çok meşhur olduğu ve özellikle bu anlamdaki turizmin son dönemde patlak verdiğini Takip ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Edirne Valiliği kısa bir süre önce kentteki tarım arazilerine kurulmuş bu tarz evleri e, arazi işgallerini ortadan kaldırmak üzere bir çalışma başlattı. Keşan'ın iki köyündeki tiny house'lar kaldırılmak için yola çıkıldı. Ancak bir arbede çıktı. Jandarma olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Bir vatandaş iddiaya göre sahibi olduğu tiny house'u iş makinesiyle kendisi yıktı. Başka bir iddia, hayır ben yıkmadım şeklinde. İzleyip birlikte anlayalım. Hop hop ne oluyor lan? 50 kişi bir adama mı gidiyorsun? Ne oluyor lan? Abi şu anda dışarıda bir taynağusu göstermelik olarak kendileri yıkıyorlar bu kooperatif sahipleri. Mantar gibi türüyorlar bu taynağusu adı altında. Edirne valisi Yunus Sezer kesin bir dille müsaade etmeyeceğiz demişti. ...taynağızların kaldırılması sırasında arbede yaşandı. Bir vatandaş iddiaya göre kendi yıktı sahibi olduğu taynağızı. Bazı vatandaşlar gözaltına alındı ve yine iddiaya göre jandarma müdahalesi sırasında şiddete maruz kalanlar oldu. Ruhsatlı plakalı taynağızlarımız yıkılıyor valilik tarafında. Biz istemiyoruz, bize mantar dediler, mantar gibi çoğalıyorlar dediler. Hakkımızda haksız ve hukuksuz işlemler başlattılar. Tebliğ vermeden bizleri mahkemeye götürmeden duruşma salonlarına çıkmadan üst mahkemeden yargı tardan onay almadan bizlere şiddet uyguladılar. Edirne Valiliği iki hafta önce muhtarlara genelge gönderdi. Tarım arazilerini işgal eden tiny houses'lar yani küçük taşınabilir evler ve kaçak yapıların kaldırılacağı bildirildi. O genelgelerin ardından ekipler harekete geçti. İlk etapta 40 ev kaldırıldı. Çalışma Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'a bağlı Danışment ve Koruklu köyünde devam etti. Ancak bazı vatandaşlarla ekipler arasında arbede yaşandı. Çıklar, gelin çıklar, ürenme, gelin çıklar, gelin. Bu benim ruhsatlı aracım. Az önce ben jandarmalar tarafından Edirne Valiliğinin emriyle kapıda durduğum için ters kelepçe yapıldım. Şiddete, şiddete maruz kaldım. Bir vatandaş iddiaya göre sahibi olduğu taynauzu işte böyle iş makinesiyle yıktı. Bazı yapı sahipleri gözaltına alındı. Burada yapılan şey büyük bir haksızlık. Bu taynauzlar plakalı ruhsatlı kendi arazilerimizde Bunları kullanıyoruz. Şu arkada gördüğünüz cenneti oluşturmak için yıllarca mücadele ettik. Kendi arazimiz, kendi alanımız, özel mülkümüz, Valilik gerginliğin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Tiny House adı altındaki yapıların römörk oldukları ve araç niteliğinde sayılmaları gerektiği ifade edildi. Söz konusu yıkımın valilikçe değil, kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleriyle yapıldığı belirtildi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin yanıltıcı ve suçlayıcı olduğu paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı yazıldı. Açıklamada ayrıca daha önce sahiplerine tebliğ gönderilen 20 Tiny House'un yerlerinden kaldırılarak Gidemine teslim edileceği söylendi. Evet gördüğünüz gibi müdahalelere karşı yıkıyorlar, devam ediyorlar, durmayacaklar biliyoruz. Bununla ilgili bir yasal zemine ihtiyaç var sevgili izleyenler. Hani yasaların boşluğundan oluşan turizm tesisleri değil de yasal çerçeveyle oluşan turizm tesisleri sanki daha sağlıklı olur gibi geliyor kulağa. Tabi vatandaş oraya bir yatırım yapmış. Onun gibi pek çok böyle yatırımcı var turizm yatırımcısı. Haliyle yasal olarak benim bunu koymamda bir sakınca yok tepkisi gösteriyor olabilir. Meseleyi takip etmeye devam edelim. Şimdilik çok anlaşılır seviyede değil. Gülizar Biçer Karaca, Denizlili siyasetçi, şu anda meclis başkan vekili, aslen bir hukukçu. Çocukların özellikle okuldaki açlığıyla ilgili bir öğün yemeğin gerekliliği ile ilgili yüksek sesle tepki gösteren bu anlamda hukuki çalışma yapan isimlerden birisi. Okulda çocuklar açlığa alıştık. O nedenle yemesek bile karnımız tok hissediyoruz diyorlar. Nereye böyle demiş Gülizar Biçer Karaca. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek sosyal devletin görevidir. Bir şişe su 10 lira okul kantinlerinde temiz uç, içme suyuna erişim bir haktır, insan hakkıdır. Her okula temiz su çeşmeleri açılmalı ve çocuklara ücretsiz verilmeli diyor. Ee, Sayın Meclis Başkan Vekiline de buradan kıymetli katkısı için teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi biraz hani yasal zemine ihtiyacımız olan, daha doğrusu kamusal desteğe ihtiyacımız olan yine barınma ile alakalı bir konuyla devam edelim. E, Profesör Doktor Naci Görür deprem dendiğinde aklımıza ilk gelen yer bilimci bilim insanlarından bir tanesi İstanbul konusunda bir kez daha uyardı. İstanbul'da aslında bakarsanız zaten ben evimi dönüştürmek istiyorum diyen ve e, Kiptaş İBB'nin iştirak şirketine başvuruda bulunan yüz binlerce insan var. On binlerce bağımsız birim için. Gelin ne olur bizim evimizi dönüştürün diyorlar. Bir mütabakat da sağlamış durumdalar. Ali Kurt yine söylüyor, tekrar söylüyor. Gelin merkezi yöneticiler, merkezi yönetimin koltuğunda oturan ilgili kişiler el ele verelim. Hadi kamu bankaları elini taşın altına koysun. Ulaşılabilir krediler, ödenebilir taksitlerle bu insanları kendi tabutlarından artık çıkaralım diyor. hiç acımadan kepçeyi vurup yıkacaksın. Ona göre de bir yasa çıkartacaksın. Bunun başka yolu yok. Teknik olarak mümkün ama pratikte yapılması gereken ve atılması gereken adımlar var. Merkezi yönetime ciddi çağrılarda bulunuyoruz. Özellikle kamu bankalarının vatandaşların uzun vadeli düşük faizli Boşlanma imkanı sunması şart. Betona gömülen İstanbul'un havadan kaydedilen bu görüntüsü üzerine yer bilimciler kepçe vurulmalı diyor. İstanbul'da kentsel dönüşme imza atan kurumlardan Kiptaş ise 25 bin konutta daha dönüşüm için hazırız dedi. Ama bugüne kadar taşın altına elini koymayan kamu bankalarına seslendi. Kredi faiz oranları dönüşüme engel oluyor. Maliyete gören dönüşüm için attığı imzayı geri çekiyor, canından vazgeçiyor. En kötü durumda bile can güvenliği önemlidir kamu yararı önemlidir. İstanbul Yenileniyor programımız kapsamında şu anda elimizde 25 bin riskli bağımsız birime ilişkin 2 bölü 3 imza alınmış yer var. Yaklaşık 900 farklı nokta yani 900 şantiye demek. Bu vatandaşlarımız borçlanarak evini yenilemeyi kabul ediyor. Bizim yapmamız gereken tek şey bu vatandaşlarımıza düşük e, taksit imkanı sunan borçlanma seçenekleri sunmamız. Dairemi satın mı alacağım ben bir daha? Biz bunu, bunu veremeyiz. Emekliyiz biz. 1 milyon lira borçlanan bir vatandaş 120 ayda 4.2 milyon olarak geri ödüyor. Yani 4.2 kat bu finans maliyeti. Bu çok korkunç bir maliyet. Ki bir, biz şu anda 100 metrekare konutu 2,5 milyona mal edebiliyoruz. E buna bir de finans maliyetini getirdiğini düşünün. Yüksek faizli krediyle borçlanmaksa ne asgari ücretli ne de emekli için mümkün. En riskli yapılarda yaşayanlar da onlar. İstanbul'da yaşayan yaklaşık 18 milyon, 2 milyonluk yapı stoğunda yaşıyor ve bunun 1,3 milyonu riskli. 230 bin tanesinin ise acilen dönüştürülmesi şart. Çünkü bugün asgari ücret 17 bin lira ama inşaat maliyetleri 25 binin üzerinde. Yani bir asgari ücretli maalesef bir metrekare inşaatı bir aylık geliriyle alamıyor şu anda. Bu çok e, vahim bir durum. Ne vatandaş rant peşinde koşmalı ne de yönetimler rant peşinde olmamalı. Herhangi bir projenizde kamu bankası size el uzattı mı, destek oldu mu? Kesinlikle uzatmadı. E, girişimlerimiz olmasına rağmen de yardım alamadık. Hatta 2020'nin Haziran ayında ilk sosyal konut projemiz olan Silivri 4'ü, projesini yapmadan önce bizim kamu bankaları özel bir anlaşmamız vardı. Anlaşmamız olmasına rağmen hiçbir vatandaşımıza kredi Ama artık zaman daralıyor. Seçim siyasi yarış geride kaldı. Borçlanma nedeniyle tabut evlerde yaşama mahkum olanlar için birlikte el uzatalım çağrısı geldi. Bir kez daha Büyükşehir Belediyesi'nden. Seçimde vaatler arasında yer alan 2000 öncesi inşa edilen çürük yapılarda oturan dar gelirliye inşaat maliyeti yardımı yardımıysa Haziran ya da Temmuz Meclisi'nde oylamaya sunulacak. İlk adım bu yaz atılacak. Emekliyse Emekli ise dönüştüreceği evin %65 maliyetini de biz karşılayacağız biz. Hedefimiz 50 bin riskli konutu dönüştürmek. Ama bu sayı daha çok arttırabiliriz. Yeter ki kamu bankaları bu sürece destek olsun. Yani merkezi yönetimle yerel yönetim el ele versin insanlar hani Mecburen oturmak zorunda kaldıkları o tabutlarından böylece çıkabilsinler. Kredi faizleri biraz insaflı olsun. Taksitleri ulaşılabilir, ödenebilir olsun. Devlet vatandaşını kendi tabutuna Mahkum etmesin içinde yaşamaya mahkum etmesin insanlarımız depremi unuttu. Bizim insanımız depremi hemen unutuyor. Bakın hemen gündem değişti. İnsanlar unutmak zorunda kalıyorlar. Bunu sürekli söylemeye devam edeceğim. İnsanlar unutmak zorunda kalıyorlar çünkü ellerinden bir şey gelmiyor ve bu çok acı bir tablodur. Ben gelişmiş bir dünya ülkesiyim diyen ülkeye yakışan bir tablo değildir. Ben dünya lideriyim diyen bir liderin ülkesine yakışan bir tablo değildir. Hadi gelin o dünya ile İBB Başkanı arasındaki atışmayı Pencere Gazetesi'nden okuyalım. Pencere Gazetesi bugün ilk sayfasında Erdoğan'a seslendi, bundan vazgeçin diye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilk sayfaya taşımış. İBB Başkanı İmamoğlu 300 yeni otobüs alımı için 2021 yılından beri Cumhurbaşkanlığından onay çıkmamasına tepki gösterdi. İmamoğlu üzülerek ifade edeyim, dönem dönem bu tür engellemeleri kendilerine siyasi manevra ya da siyasi bir hamle olarak gören yöneticilere diyorum ki bundan vazgeçin. Halkımız bu konuda cezalandıranı değil, cezalandırılanın farkında olduğunu gösterdi." dedi. Yani kim bizi cezalandırıyorsa halk ona sandıkta cevap verdi dedi Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enteresan bir çıkışı var. Bu enteresan çıkış pencere gazetesinin ilk sayfasında kendine yer bulmuş. Zengini daha zengin ediyor diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan kapitalizmden şikayet etti. Bakın neler söyledi. Türkiye tarihinin en büyük gelir eşitsizliğini yaşarken. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapitalizmin yarattığı dengesizlikten şikayet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapitalist sistem serbest piyasayı teşvik ediyor gibi görünse de tekelleşmeyi, paradan para kazanmayı ödüllendirdiğini görüyoruz dedi. Erdoğan sistemi fakiri fakirleştirdiğini, zengini daha zengin hale getirdiğini savundu ve servet eşitsizliği tarihi bakımından en yüksek seviyeye çıktı dedi. Hay Allah öyle mi olmuş? Ne ara öyle olmuş ya? Vay be. Devam edelim. Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nden de bir detay okuyalım. Bir de şuna bakalım sevgili izleyenler. Hazır dönüşümden, Kiptaş'tan, merkezi yönetimle yerel yönetim artık insanları bu çıkmazdan kurtarsın, ele ele versin haberinden çıkmışken İmar rantına karşı halkın kazanımı başlığı bugün İsmail Arının haberi bir günün ilk sayfasında. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent mahallesinde imar rantına karşı mücadele eden 73 yurttaş önemli bir kazanın elde etti. Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'a ait inşaat hakkında mahallelinin açtığı dava 24 Nisan'da sonuçlandı. Mahkeme yürütmeyi durdurdu diyor devam edeceğiz. Aktaracak çokça haberimiz var. Ee, yeni müfredatımız hayırlı uğurlu olsun. Apar topar e, talim terbiyeden geçti ve Pilot uygulama yapılmaksızın tüm okullarda önümüzdeki Eylül itibariyle uygulanmaya başlayacak. Buna dair haber izleyeceksiniz. Tasarruftan bahsedeceğiz. Keskin tasarrufa dair yükselen tepkisini ekrana taşıyacağız. Kurban yaklaşıyor. Sizler alamadığınızı söylüyorsunuz. Peki üreticisi ne durumda? Onu ekrana taşıyacağız. Ankara'da metroyu su basmış diyorlar. Biraz o görüntüleri ekrana taşımak niyetindeyiz. Bir de Tabii ki çay alım fiyatından, çay kurdan bahsedeceğiz. Ozan Gündoğdu Karadeniz'deydi. Bize oradaki izlenimlerini aktaracak. Bir de Ozan Gündoğdu'yla yaşlanan nüfusu masaya yatıracağız. Aslında bu ilk defa e, açtığımız bir konu başlığı olmayacak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki endişesini bu hafta dile getirdi ya. Nüfusumuz yaşlanıyor dedi. E, o zaman yapılması gereken bir takım hazırlıklar var. Bununla ilgili neler yapılmalı, neler yapılmıyor? Bundan bahsedeceğiz ama öncesinde reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına, NAV ekranlarına, çalar saat hafta sonuna bir kez daha hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlara ayrıca günaydın diyelim gün aydınlığınızı evinize getirmek, evinizde gün aydınlığını tesis etmek niyetindeyiz. Sadece muhabbetle, sohbetle yüzünüzü güldürerek değil, bilgi vererek, günden haberler, gündemden başlıklar sunarak. Bakın mesajlarınız nasıl geliyor. geliyor. Menderes Bilgiç, bugünkü başlığımız nereye kadara? Şöyle bir, e, nereye böyleye? Şöyle bir mesaj yazmış. O nereye kadar yazmış da o yüzden kafam karıştı. Aksaray İnce Sudan günaydın. Her gün her şeye zam geliyor. Bugün aldığını yarın alamıyorsun. Nereye böyle? Ne zaman ben ekonomistim dediyse, ne zaman petrol bulduk diyorlarsa zam o zaman geliyor demiş gelen mesajda. Denizli'den selamınızı aldık. İzmir'den selamınızı aldık. Hayatın gidişatına göre KDV ek gelir deyip kepçeyle alınan zamlar arasında kalanlar azalırken Bedava kartlarla, bedava yiyeceklerle, bedava hizmetle çoğalan kimler diye sorsam ben utanırım demiş. Alev Hanım dolaylı cümlelerle etkili bir mesaj göndermiş. Nabi Bey ev sahibi kiracı fiyat belirlemede 1 Temmuz'dan itibaren yalnız bırakıldı. Oysa her semtin ayrı raiç bedeliyle ilgili kurumlarca belirlenmeli nereye böyle demiş. Biliyorsunuz Temmuz itibariyle artık uzatılması beklenmiyor %25 zam sınırının. Zaten kira ve kiracı olmak çok zorken ev sahibi olmak da belli ölçüde büyük zorluklar e, getiriyorken bir de böyle bir başıboşluk mu çıkacak acaba denmiş. Ne kadar uyuluyordu ki zaten diye de sormak lazım. Yani bu mevzu acaba %25 zam sınırıyla zaten çözülebilir bir mevzu muydu diye akla geliyor. Barınma demişken sevgili izleyenler bir haber devam edelim. Bir başsavcının lojman konusundaki ihalesizlik iddiası. Doğu Çevrelle'den Ali Can Uludağ yaptı bu haberi. Ee, Ayhan Bora Kaplan'ın lüks villa ve araba hediye ettiği bir isim kendisi Yüksel Kocaman ihalesiz konut alımıyla bu kez gündeme geldi. Adalet Bakanlığı Ankara Büyükşehir'e başvuruyor diyor ki bizim hakim ve savcılar için lojmana ihtiyacımız var. 5 tane daire Adalet Bakanlığı'na tahsis ediliyor. Şirkette alıyor bunu Ankara'da başsavcılık yapmış kişiye yani Yüksel Kocaman'a 626 bin liraya satıyor. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, şimdi Yargıtay üyesi olan Yüksel Kocaman'ın 31 Mart 2019'da yerel seçimlerden 5 gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihalesiz konut satın aldığı tartışılıyor. İhale yapması lazım. Olmaz, ihale olmaz. Ne yapacak? Anfa'ya yani belediye şirketine trampa yoluyla devrediyor. Şirket dilediğine dilediğini satabilir mi? Satabilir. Bu olur mu arkadaşlar? Bu yolsuzluk değil mi? CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir tartışmalı lojman satışını meclis kürsüsünde dile getirdi. Adalet Bakanlığı'na tahsis edilen 2018'de lojman statüsünden çıkarılıp satılmasına karar verilen dairelerden birinin seçim öncesi ihalesiz dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a satıldığını söyledi. Melih Gökçe'nin Yüzlerce suç duyurusu, yüzlerce klasörlü dosyası Yüksel Kocaman'ın önüne geldi. Yüksel Kocaman bunların hepsini kapattı ve sonuçta da Mansur Yavaş devralmadan 5 gün önce apar topar Ankara Başsavcısına bu daire satılıyor. 2019 seçimleri öncesi istifa ettirilen Melih Gökçe'nin yerine Mustafa Tuna gelmişti. Belediye seçimlerine girerken Ankara Büyükşehir Belediyesi hala AK Parti yönetimindeydi ama el değiştirdi, CHP'ye geçti. Muhalefet Gökçek dönemine ait suç duyurularını hatırlatarak ihalesiz satışı gündeme taşıdı. Bakın bir başsavcı var. Nikahından sonra saraya çıkıyor. Kendisine bir saldırı geldiği zaman hiç hesap vermiyor. Fetöcü bunlar diyor. Geçiştiriyor. Yüksel Kocaman'ın adı en son Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında geçti. Kendisine Kaplan'ın lüks villa ve araba hediye ettiği iddia edilmişti. Kaplan'ı hayatımda birkaç dakika görmüşündür diyen Kocaman, o gün iddia edilen ev için iki taksitle aldığını söylemiş. FETÖ'cüler ismimi yıpratmak istiyor demişti. Ayhan Bora Kaplan iddianamesi diyor ki başsavcılık görevini gerektiği gibi yapmamıştır. Delilleri göz ardı etmiştir. 2017-2019 arasında 56 suç iddiası var. Hepsi kapatılmış Yüksel Kocaman tarafından. İsmi sık sık siyasetin gündeminde yer alan Yüksel Kocaman bu kez de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketten ihalesiz 626 bin liraya daire almasıyla gündemde. Muhalefet tepkili. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman iddialar ve tepkiler karşısında sessiz. Nereye böyle dediğimiz bir durum daha sevgili izleyenler. iktidara yakın olmanın faydasını mı görüyor bir kesim? bu kesim göz göre göre bir takım imtiyazları elde ederken bir kesim bunu normal mi karşılıyor? Bunun normal karşılanıyor olması da durumun kendisi kadar acayip değil mi? Yani normal karşılayanların da hani büyük balık küçük balığı yer bu artık kuraldır normaldir diyenlerin de o büyük balıklar kadar Garip bir durum yok mu içine düştükleri? Bunları değerlendirmek lazım. Nereye böyle diye sormak lazım. Ruhi Bey biz yıllardır uyutulduğumuzu biliyoruz. Onlar bizi uyuttuklarını biliyorlar. Uyutulduğumuzu bildiğimizi biliyorlar. Uyutulduğumuzu bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. Yıllardır uyutuluyoruz. Şimdi sokak köpeklerini uyutacaklarmış. Daha fazla uyutulmalarını istemediğim değerli emeklilerin yarın nereye böyle sorusuna derdim bir kez daha anlatmaya mitinge gidiyorum demesi. Bekliyorum demiş Yarınki emekliler mitingini Köpeklerin uyutulmasına dair Yasa tasarısı üzerinden hatırlatmış Evet yarın bir eylem var Cumhuriyet Halk Partisi Geçtiğimiz hafta bir eğitim Eylemi gerçekleştirdi Gerek ataması yapılmayan öğretmenler Gerekse e, Layıklıktan uzak yeni müfredatla ilgili ses çıkarmak isteyenleri Bir araya getirmeyi hedefledi e, Suat Öz Çağdaş e, CHP'nin gölge Eğitim Bakanı buradaydı, Genel Başkan Yardımcısı ve dedi ki, mülakat söz konusu olduğu için mülakat konusunda da birazdan haber aktaracağız bu arada. Ona dair de bir yönetmelik bir rehber yayınlandı, sözde kaldırılacaktı. Bir mülakat söz konusu olacağı için eyleme katılmaya korkuyor pek çok öğretmen, özellikle atanmayan öğretmenler demişti. Tam da bekledikleri gibi oldu. Bazı ataması yapılmayan öğretmenler anne babalarını gönderdi. Bir de orada müfredat konusunda ses yükseltenler, müfredat konusunda, layık eğitim konusunda endişesi olanlar vardı. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi bir diğer eylemini emekliler için gerçekleştirecek. Bu kez Ankara'da olacaklar. Müfredat meselesi ise... Hayırlı uğurlu olsun. Yangından mal kaçırır gibi yeni müfredat yürürlüğe girdi. Üstelik pilot bölge uygulaması olmadan uygulanmaya başlayacak. Yangından müfredat kaçırma. Milli Eğitim Bakanlığı eleştirilere kulak asmadı. İncelemek ve yeni öneriler hazırlamak için zaman lazım çağrılarına rağmen yeni müfredatı devreye aldı. Talim Terbiye Kurulu hazırlanan yeni müfredatın önümüzdeki eğitim yılında uygulanacağını duyurdu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cihat Demirli 15 günde 67284 öneri ve görüşün incelendiğini ve önerilerin bir bölümünün hazırlanan müfredata yansıtıldığını açıkladı. Hangi öneriler, nasıl öneriler yansıtıldı, nasıl değişiklikler yapıldı? Yeni müfredat uzmanlar tarafından okulları bilimsellikten ve Atatürkçülükten uzaklaştırdığı gerekçesiyle büyük tepki almıştı. Bir de biliyorsunuz bu 67.284 öneri deniyor ya bu öneriyi yapabilmek için isim soy isim vermeniz kim olduğunuzu ortaya koyup bu öneriyi yapmanız gerekiyor. Öğretmenler Saraçhane'deki eyleme gidemediler mülakatı geçemezsek fişlenirsek atanamazsak diye buraya öneri verme şansları var mı sizce bu koşullar altında? Buna itirazı olanların ses çıkarma şansı kalıyor mu? Özgür Özel bu konuyla ilgili bu kafaya millet bir daha müfredat yaptırmaz şeklinde bir tepki göstermiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Talim Terbiye Kurulu'nun yeni müfredatı onaylamasına sert tepki gösterdi. Özel, "Sizin Milli Eğitim Bakanınız 10 yıl çalıştım. 7 günde görüş bildirin. Yetmiyorsa hadi %50 zam olsun. 10 günde bildirin." diye küstahça cevap veriyorsa eleştirilere kulağımızı tıkıyoruz bildiğimizi yapacağız diye açıklama yapıyorsa siz bu kafayla müfredat yaparsanız size bu millet bir daha müfredat yaptırmaz ifadelerini kullandı diyor. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. Laiklikten uzak, Atatürk'ün adının bile anılmadığı özellikle Seçilen isimlere bakıldığında, seçilen konu başlıklarına bakıldığında son derece ideolojik olduğu apacık ortada olan Türkiye yüzyılı marif modeli artık yürürlükte. Baş Atatürk bu müfredatla Türkiye yüzyılı marif modeli maalesef çok yüzeysel, çok ideolojik eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hala yüksek perdeden itiraz seslerinin yükseldiği AK Parti'nin sloganı da olan, Türkiye Yüzyılı ismini taşıyan yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylandı. Bizim burada bir değişiklik yapmamız gerektiği çok açık. Bu modelle okullardan çağdaşlığı içselleştirmiş, özgür iradeli bireyler yetiştiririz. Bizim çocuklarımızı tekke de mürük yetiştirir gibi yetiştirmenize izin vermeyeceğiz. Bakan Yusuf Tekin'in duyurduğu yeni müfredat haftalardır Türkiye'nin gündeminde. Tekin, "Müfredat için bakanlığımız 10 yıldır üzerinde çalışıyor." demiş ama görüş bildirmek için eğitimcilere, öğrencilere, velilere sadece bir haftalık süre tanınmıştı. Evrim kelimesi yerine tekamül, belagat, kamil insan vurguları ve ortak metinde bir kez bile Atatürk'ün adının geçmiyor olması. Muhalefette, sendikalarda geri adım atılmasını istedi. 10 yılda hazırlandığı söylenen bir eğitim programına değerlendirme için 10 gün bile süre verilmiştir. Görüş bildirmek için. Neden E-Devlet üzerinden giriş yapılması istenmektedir? Amaç görüş almak mı yoksa insanları fişlemek midir? Aslında müfredatımızın özü bugün burada konuştuğumuz şey. Teknolojik gelişmelere, güncel gelişmelere, toplumsal gelişmelere ayak uyduracak bir müfredat oluşturalım ve bu müfredatta çocuklarımız kendilerini bekleyen dünyaya daha hazırlıklı olsunlar. Tüm itirazlara rağmen yeni müfredatı Talim ve Terbiye Kurulu onayladı. Yeni öğretim programları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayının ardından bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıftan itibaren kademeli olarak uygulanacak. 1, 5 ve 9. sınıflardan itibaren uygulanmaya başlayacak. Seneye evladını birinci sınıfa, 5. sınıfa ve 9. sınıfa gönderecek öğret veliler, endişeliler efendim. Biz bu konuyu özellikle burada genişçe ele almak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Farklı günlerde, gündem değişmiş olsa dahi buna kulak tıkayıp bu konuyu masaya yatırdık burada. Farklı isimler çağırdık. Yine bu konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Bakan ideolojik bir takım eleştiriler geldi diyor. E, i̇deolojik olursa hazırladığınız müfredat gelen eleştiriler de tabii ki ideolojik olur. Ve bu ideolojik olması yönünde olur bu eğitim taslağının müfredat taslağının. E, bu da gayet normaldir diye düşünüyorum. Eğitim konusu nereye böyle? Ucunu görebiliyor musunuz? Geleceği bu anlamda öngörebiliyor musunuz? Var mı endişeleriniz eğitimle ilgili, evladınızın aldığı eğitimle ilgili? Belki okuyan şu an bir evladınız yok ama ülkenin geleceğiyle ilgili endişelerinizi lütfen yazın gönderin. Bu mesele önemli. Bu meseleye sessiz kalamayız. Bakın Eskişehir Alpuy'a bağlı Osmaniye mahallesi eski adıyla Osmaniye köyü. Orada bir köy okulu iddiaya göre sayı azlığı ve tasarruf gerekçesiyle e, okulun kapatılması söz konusu burada var oluşu kamu zararı yaratıyormuş. Yani bu neyin kamu zararı? İddiaya göre sayı az kamu zararı diyerek köy okulunu kapatmaya karar verdi bakanlık. Köyün sakinleri ise çocuklarımız cahil mi kalsın diye sordu. Okulun kapatılmasına karşı çıktılar. Bu okul kapanırsa çocuklarımı okutamayacağım. Çocuklarımızın cahil kalmasını istiyorlarsa bu okulu kapatsınlar. Bizim çocuklarımızı bir burada okutabiliriz. Bir ben başka yerde çocuklarımı okutamam. Burası Eskişehir'in Alp ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi mahalledeki tek ortaokul iddiaya göre yıl sonunda kapatılacak. Gerekçe sayı azlığı ve kamu zararı. Bizim sayımız bakanlık tarafından resmi şekilde 28 gözükmekte. Ama okulda aktif olarak öğrenci sayısı ortaokul öğrenci sayısı 33. Yani bu nasıl bir durum, nasıl bir şey biz çözemedik. Sayımız yüksek olduğu halde okulumuzu kapatmaya çalışıyorlar. Onu anlamış değiliz. Külfet evet. diyorlar. Okulun e... kapatılmasına karşı çıkan veliler çocuklarının geleceği konusunda endişeli. Çünkü hepsi de çiftçilikle hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Bir anlamda o toprağa bağlılar. Gidecek başka bir yerleri yok. Biz burada tarım ve hayvancılıkla geçinen insanlarız. Bizim buradan gitmemiz gerek. Kamu zararı deniyor. Yani ilçelerin, o mahallelerin okulları kapanması... Köylümüz açısından yani çevremiz açısından iyi bir şey değil. Yani. Bunun kapanması demek yani buradaki emeklinin, işçinin yani Eskişehir'e gitmesi, üretimin azalması, iş istidamı yani her türlü sıkıntı yaşayacağız. Çocuklarının okumasını istiyor mahalleli ama en yakın okul bile çok uzakta. Küçük çocuklar için bu her sabah ve akşam kilometrelerce yol demek. Ben tarım işçisiyim. Ben şimdi çocuklarımı ne ilçeye ne de şehre götürebilirim. Çocuklarımı burada güzelce okutuyorum ama burası kapanırsa ben çocuklarımı okutamam. Kapanırsa ne olacak buna? Bilmiyorum. Gönderebilecek miyiz? Gönderemiyorum. Eskişehir'e nasıl göndereceğim çocuklarımı? Mahallede ikamet edenlerden bazıları da tarım işçisi. Güneydoğu'dan Eskişehir'e göç etmişler. Ya yerleşik hayata geçmişler. Okulsuzluk onlar için de geleceksizlik anlamına geliyor. Bir de ben sabit buradayım. Urfa'ya da gidemiyorum. Bir daha hiç okutamam. Çocuklarım cahil kalacak. Sonuç evet. 2024 evet. çocuğumu okutamayacak baba. Ne kadar saçma bir şey. Köyümüzde ortaokulumuz varken, ilkokulumuz varken ben niye şehire gideyim? İşte biz okul... Kaç kilometre gideceksin? 35 kilometre, kilometre git Şehir. gel. Evet. Eski. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ailelerin yanındaydı. Sesleri duyulsun. Hiç kimse okulsuz okul kalmasın diye. Kimler sorumluysa çağrıda bulunuyoruz. Bu okulu yaşatalım. Eğitim. En temel, en temel haktır, engellenemez. İşte bundan da tasarruf edilmeyi verilsin sevgili izleyenler. Bundan da eğitimden de tasarruf edilmeyi verilsin. Ne olsun? Ona göre ayarlansın. Ya da buradan da zarar ediverilsin yani. Nelerden zarar ediliyor sevgili izleyenler? Nelerden zarar ediliyor? Yap işlet devletlerden, hazineden ödenen geçiş garantileri, hasta garantileri, devlet hastaneleri, şehir hastaneleri... Bundan da zarar ediliverilsin. 3-5 tane çocuğun orada okula gitmesinden daha mı kıymetli? Biraz oraya fazla harcanı versin. Oradaki insanlar o köyü terk etmek zorunda kalacaklar. Sonra da soracaksınız köyler neden boşalıyor diye. Kamuda tasarruf için yayınlanan da bir genelge var biliyorsunuz. Bu tartışmalı genelgede ilk Neşter nereye vuruldu? Tabii ki kazanılmış bir hak olan memurların servislerine vuruldu ilk Neşter. Bu anlaşma süreci bittikten sonra imzalanmış anlaşmalar var servis şoförleriyle. O bittikten sonra ne olacak artık? E, uygun güzergahlarda servis kullanmamaya başlayacaklar. Yeni Çağ Gazetesi bu kadar tasarruf ediyoruz diyenlerin bakın ne yaptığını ilk sayfaya taşımış. Uçak inmeyen havaalanına bakım onarım ihalesi yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu tasarruf genelgesi tartışılırken kamunun kasasından milyonlarca lira harcanarak yapılan ancak atıl durumdaki havalimanlarına dikkat çekti. Edremit'te Koca Seyit Havalimanı olmasına rağmen 2020'de açılan Balıkesir Merkez Havaalanı'nda savurganlığın devam ettiğini belirten Karasu, hiç yolcunun inmediği ancak milyonlarca liralık araç gerecin bulunduğu bu havalimanı için 5 Haziran'da yeni bir bakım onarım ihalesinin yapılacağını ifade ederek kamu kaynakları işte böyle peşkeş çekiliyor dedi. Köy okulları zarar ettiriyor. Kamu zararı var kapatalım. Hiç kullanmayan havalimanı. Daha ne kadar yatırım yapabiliriz acaba? Bir de tabii ki memurun servisi. Biz servisleri kaldırdık. Peki hele yani bizim toplu sözleşme bunun neresi? Toplu sözleşme bir anayasal güvencesi. Bir defa bizim toplu sözleşmeye direkt müdahale. Hükümete yakınlığıyla bilinen Memur Sen Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde yer alan kamuda servis kullanımının kaldırılmasını yargıya taşıdı. Toplu sözleşmedeki kazanımlarımız diyerek iptali için Danıştay'a dava açtı toplu sözleşmede yer alan lojman kullanımı, koruyucu giysi temini ve fazla mesai ücretlerinin kısıtlanması ya da kaldırılmasına da tepkili. Bunların tamamı 100 milyar lira. Kaç yılda? 3 yılda. Bütçe açımız ne kadar? 2 trilyon 800 milyardır. Ya bu bunu neresini kapatacak? Hükümet de Allah aşkına memurun, kamu görevlisinin servisiyle tasarruf mu yapacak? Cumhurbaşkanı uçaklarla yapsın. Köprülerden, geçenlerden alınan parayla yapsın. Yani otoyollar ve köprüleri döviz kurundan Türk lirasına çevirsinler. Öyle tasarruf yapsınlar. Eylemliğimiz de en kısa zamanda başlayacak. Memurları sokakta göreceğiz. Eylem. Göreceksiniz inşallah. Çünkü biz toplu sözleşmenin tarafıyız. Memur Genel Başkan Yardımcısı dava yolu dışında meydanlara da inmeye hazırlandıklarını söyledi. Kamuda tasarruf için atılan bir adımda %75'i tamamlanmamış millet bahçelerinin inşaatlarının durdurulması. Millet bahçeleri diyor. Anne, baba, çocuklar hep birlikte Orada şöyle yatıp yuvarlansınlar ya. Ocak Mayıs ayı içerisinde 11 ihale yapılmış. Millet Bahçesi ihalesi yapılmış. 213 milyon lira ödeme yapılmış. Şimdi bu projelerde duracak. Ağacı dikeceğiz. Bahçenin temelini de inşallah atacağız. Bayraklar İstanbul! Önce çok hızlı gitti. İki aydır hiç çalışma yok. Millet bahçesi yapabilmek için bir zamanlar uçakların inip kalktığı Atatürk Havalimanı pistinin üzerinde başlatılmıştı inşaat çalışmaları. O çalışmalar ön önce hızlı gitti sonra yavaşladı. Şimdi ise tasarruf tedbirleri gerekçesiyle tamamen durduruldu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şu an hiçbir inşaat faaliyeti yapılmıyor. Erdoğan'ın ilk fidanı dikip su verdiği iki yıl önce temeli atılan ama tamamlanamayan eski Atatürk Havalimanı'nın olduğu alanda Millet Bahçesi yapılması için pistler sökülmüştü. Yapımı durduruldu. Muhalefet yapımı durdurulan millet bahçelerine harcanan paralara ses yükseltti. Ankara Mamak 82 milyon. Trabzon Orta 34 milyon. Giresun 99 milyon. Kilis 169 milyon. Ankara Nallıhan 29 milyon. 1.9 milyarı son 35 günde yapılan bu Tasarruf tartışmaları arasında israf, şatafat, borç tartışmaları da sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den AK Parti'ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanı Mehmet Öntürk belediyeye ait borçları afiş yapıp astı. Seçimden hemen önce 1.9 milyar harcandığını söyledi. Ama eğitimden tasarruf. Ne yapalım? Kamu zararı var diye çocukların e, okuduğu köy okulunu kapatalım. Olsun köy okulları kapansın. Önemli olan millet bahçelerine ne kadar para akıttığımız. Bakın Deniz Hanım ya da Deniz Bey, Deniz Turan Karaarslan. Depremden kaynaklı ilçemizde 3 okul boşaltıldı. İkili eğitime geçtik. Dersler yarım saat, teneffüs 5 dakika. Bu çocuklar üniversiteye hazırlanıyor. Okulda yapılmayacak diyorlar. İnanın eğitim bitti demiş gönderdiği mesajda. E, Halil Bey ise yeni eğitim modeli cahil bir millet yetiştirmek için yapılıyor. Eğitimden tasarruf olmaz diye bir mesaj göndermiş. Bu tasarruf meselesine tepki gösterenler var. Ondan bahsedeceğiz. Kesk sahaya indi sevgili izleyenler. Sözcü gazetesi de beceriksizliğin faturasını millete ödetiyorlar diyerek tasarruftan bahsetmiş. Hatalı ekonomi politikaları, seçimler öncesi bol keseden yapılan harcamalar devletin kasasını boşalttı. Gözleri halkın cebinde. İşte bu da beceriksizliğin kanıtı. AKP 5 yılda 20 milyar lira harcadığı Millet Bahçesi inşaatlarını durdurdu. Getirdikleri tasarruf paketiyle kamu çalışanlarının servis ve lojman haklarını iptal ettiler. Emekliye seyyanen asgari ücretliye arazam yapılmadı. Tüm köprü, otoyol ve tünel ücretlerine faiz zam yapıldı. Evini kiraya verenler artık daha çok vergi ödeyecek biliyorsunuz bu da yolda. Aldığı evi 5 yıl sonra satanlar vergi vermiyordu, artık verecek. Birden fazla evi olanlardan ilave emlak vergisi alınacak şirketlere asgari kurumlar vergisi adıyla vergi gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Kesk. Tasarruf değil, daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik, daha fazla güvencesizlik, daha fazla Angarya çalışma paketidir. Bu paket ile ne kadar tasarruf edileceğine dair net bir rakam telaffuz edilmese de 100-200 milyar TL arası olacağı tahmin edilmektedir. İtibardan, faizden, kamu özel işbirliği adı altında yandaş şirketlere garanti ödemelerinden, güvenlik harcamalarından, saray harcamalarından vazgeçmeyen iktidar gözünü kamu hizmetlerine ve kamu emekçilerine dikmektedir. Biz kamu emekçileri olarak gerçek temsilcisi KESK olarak saldırı paketine karşı bir mücadele hattı örme sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Emekliler kara kara düşünüyorlar. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda kurban kesecek miyiz diye düşünmüyorlar. Kurban kesmeyecekler çoğu. Özellikle sadece emekli maaşıyla geçinenler, başka bir ek geliri olmayanlar kurban kesmeyecekler. O konuyu tartışmıyoruz. Onlar evlatlarına harçlık verip veremeyeceklerini, o kurban bayramında misafiri nasıl ağırlayacaklarını düşünüyorlar şimdiden kara kara. Buna dair çokça haber yaptık. Ne maaşı ne ikramiyesi hepsini toplasan yine de kurban kesmeye yetmiyor. Emeklinin durumu bu. Peki o kurbanlıkları üretenler neler söylüyor? Talep şimdi ne durumda ne bekliyorlar? Kurban kesebilecek misiniz? Kurbanı kesmeyeceğiz. Kurban bizi kesecek. Bir kurban kesemiyorsun 20 liraya şimdi, 25 lira falan civarında bir hisse yani. Hayvanlarımızı 17 lira-20 lira arasında bir fiyat biçiyoruz. Ama insanlar da malum durumları, 10 bin lira emekli maaş alıyor, 17 bin lira askeri ücret alıyor. Biz de 20 bin lira koyun parası istiyoruz. E i̇nsanlar da haklı. Üretici olarak biz de haklıyız. Kurban Bayramı yaklaşırken besiciler hayvanlarını kurban pazarları için hazırlıyor. Ancak endişe hakim. Düşük maaşlar azalan alım gücü yükselen kurbanlık fiyatları nedeniyle hayvanlarını satamamaktan, zarar etmekten korkuyorlar. Biz bir yıl önce emek çekiyoruz buna garip diyoruz. 2 lira arpaya 10 lira aldık abi. Şu hayvanlara baksana 7-8 lira para veriyorlar yani. Hiç emek kurtarmıyor. Fiyatlar da oldukça yükseldi. Geçen seyir arasında iki katından daha fazla rakamlar oynadı. Kurban kesim bedeli yurt içinde 11.750 yurt dışında ise 4.750 Türk lirası. Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini 11.750 lira olarak açıkladı. Marketlerde ise hisse fiyatları geçen yıla göre %100 zamlı. Küçükbaş hisse fiyatı 11.950, büyükbaş hisse fiyatı 17.950 lira olarak belirlendi. Kurban pazarlarına giderek pazarlık yapmak bir yana, hisseye girmek bile zor. Özellikle de 10.000 liralık en düşük emekli aileyle geçinmeye çalışanlar için. 4-5 sene kesemiyoruz. Ondan eve ufaktır ufak tefek kesiyorduk. Şartlar her gün zorluyor. İki geldiği zaman diyordu bir tane kurbanın kalı keselim diyordu. Şu anda 10 lira alıyor, 3 lira ikramı veriyorlar. Kurbanı alamıyor. Geçen sene bu zamanlarda ağılımızdaki 30 koyunu satmıştık. Ama şu anda daha hali hazırda 8 tane koyun satabildik. Küçükbaş kurbanlıklarını kurban bayramı yaklaşırken yayladan indiren Aydınlı üretici Süleyman Sağkol'da müşteri bulamamaktan yakındı. Bu yıl kurban kesimlerinin azalacağını söyledi. Büyükbaşın yanından bile geçemeyen küçükbaş kurbanlıkla ibadetini yerine getirmek isteyenler de taksit seçeneği olup olmadığını soruyor. İnsanlar kurban kesmek istiyorlar. İki taksit, üç taksit olur mu diye teklifte bulunuyorlar. İki taksit, üç taksit. Kurbanlar bile taksitle vuruldu. Biz bu işi işine çıkamayız ama. biz kalk bu üst üste toptan 9 lira istisna Elimdeki koyunun canlı ağırlığı 80 kilogram civarında. 20 bin lira civarında bir paraya nasip olursa satacağım. Eğer bu kurbanlıkları satamazsam kurban bayramından sonra... Bu büyük ihtimalle kasaba gidecek. Kasabın eline düştüm mü hem ben zarar edeceğim, emeğimin karşılığını alamayacağım. Hem de kasap daha sonraki, kurbandan sonraki zamanda 700-800 lira civarında kilogramını satacak. Bir yanda et fiyatları tartışılırken diğer yanda ithalat devam ediyor. Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus cinsi sığır Panama bayraklı bir gemisiyle İskenderun'a getirildi. İthal olarak getirilen sığırların veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gemiden indirileceği açıklandı. Kurban meselesi bu şekilde. Bunun da takibini sürdüreceğiz. E, Now Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu stüdyomuzda. Günaydın Ozan Günaydın hoş geldin. Günaydın Ezgi. Hoş nasılsın? bulduk. İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında geçtiğimiz haftalarda seninle masaya yatırdığımız, senin üzerine araştırmalar yaptığım bir konu bu hafta çok gündem oldu. E, nüfusumuzun yaşlandığı konusunda. Meğer yaşlanıyormuş nüfusumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir çıkış yaptı, üç çocuğu beş çocuğa çıkardı. Bunu bir konuşalım istiyorum ama tabii Karadeniz'den geldin, ayağının tozuyla hoş geldin bize hoş biraz bulduk. oraları anlat önce. Şimdi Karadeniz'in şu anda gündemi çay hasadı yeni yapıldı, çaylar çay kuru depolarına konuldu, fiyat bekliyordu Karadenizli, fiyat açıklandı. 17 lira artı 2 lira destekleme toplam 19 lirayla bir çay fiyatı açıklandı ama muazzam bir hayal kırıklığı yaşamış durumda Karadeniz'de. 25 istiyorlar. Bu nedenle Rize Fındıklı'da bir çay mitingi organize 25. edildi. Ben de oraya gittim, çay mitingine gittim. Gerçekten Karadeniz'de çok mutsuz. Fakat şöyle de bir bezginlik hali söz konusu. Böyle bezdum tişörtleri hmm. falan da satıyorlardı orada. Ee, şöyle bir bezginlik hali var. Zaten fiyat açıklandığı için yani bu fiyatı maalesef kabul etmek zorundayız gibi bir his de hakim. O nedenle mesela gelecek senelerde ya bu fiyatlar açıklanmadan miting yapmalıyız gibi, hani uyarı mitingi biz bu fiyatı isteriz gibi bir şeyleri vardı. Aslında yıllardır bu tecrübeyi vardı. de kazanmış evet, olmalılar. Evet ama işte orada da belli bir zorluklar var. Çünkü işte tam Çay hasadı zamanında böyle bir miting yapılamıyor. Ondan önce yapılsa o etkisiz oluyor Zaten falan. Zaten işçisizlik sorunları var. En büyük sorun. Yani şeyden artık yabancı işçiler Gürcü çayları işçi topluyor. Yani. Gürcü işçiler topluyor. Tabii böyle söyleyince bütün çayı Gürcü işçiler topluyor gibi düşünmesin. Kendi çayını kendisi toplayan çay üreticileri de hala var. Ama çay biraz daha farklı bir ürün olduğu için akmaz kokmaz başında beklemen gerekmediği için Karadenizli mesela başka bir işte çalışıyor ya da İstanbul'a yerleşmiş. Çayını toplamaya o sezon gidiyor ama o ciddi bir gelir kaynağı orası için. Ee, an itibariyle mutsuzlar. Ben 17 lira artı 2 lira deyince hani şey oluyor 19 lira gibi anlaşılıyor. Halbuki vaziyet şu 17 lira çay o 17 liradan belli bir kesinti yapılıyor. Aslında 16,5 lira. 2 lira destekleme bir sene sonra veriliyor. Şimdi eskiden enflasyon bu kadar yüksek değilken o bir sene sonra verilen destekleme yine bir para ediyor da. Şimdi herkes diyor ki o 2 lira destekleme bir sene sonra zaten eriyecek. Dolayısıyla 17 artı 2 lira demenin bir anlamı yok. O 17 lira. Bir de kesinti yap 16,5 lira. Bir de kota var. Yani Çaykur bütün ürünleri 16,5 liraya alacağım diye bir garanti vermiyor. Dolayısıyla özel sektörde o para 14,5 liraya kadar düşüyor. E şimdi e düşünelim İstanbul'da metroya biniyorsun 18 lira. Yani bir basım bir kere ya 3 durak metro şeyi seyahati 18 lira bir kilo çay 14,5-15 liraya kadar düşmüş özel sektörde. Bu korkunç bir şey onlar için. Geçen yıl 11 liraydı. Geçen yıl Onu 11 liraydı. Onu da hatırlatalım. Liraydı. 25 bekliyorlardı. Evet. 17 diye açıklandı ama gerçekleşen 17 hiçbir zaman olmayacak. Çaykur'un kısıtlı bir kotası 16 liradan, 15 ,5'dan, 16 buçuktan alındıktan sonra tüccar diyecek ki çaykur bile 17 dediyse ben 14'ten fazla aynen vermem öyle. diyecek zaten, belki de. Zaten en büyük şikayet de o özel sektör 14 liradan 14.5 liradan toplamaya başladı bile diyorlar. Bir de tabii geçen seneyle kıyaslayınca şöyle bir şey var. Enflasyon oranı kadar bile arttırılmamış çay fiyatı. Yani bırakın onu ama geçen sene de kötüydü. Yani geçen senenin referans alıp geçen senenin üzerine bu kadar koyuldu demek de doğru değil. Geçen sene de çok pişman şeylerdi, perişanlardı. Son 3-4 yıldır özellikle bu çay fiyatı üzerine çok ciddi bir sorun yaratmış durumda. Anladığım benim şu, çay kurun 2018'den 2023'e kadar zarar etmesinin acısını çay üreticisinden çıkartıyorlar. Yani o çeşitli sebeplerle, farklı sebeplerle zarar ediyor. Finansman maliyeti iyi yönetilemiyor yani aslında hikaye Aynı o. Ama o beceriksizliğin, beceriksizliğin şeyi, e, yükü... Çay üreticisinde yıkılıyor. Çay üreticisinden ucuza alırsak bu zararı kapatırız. Böylece e, bu çay kur zarar ediyor e, şeyi de yaygarası da biter böylece. İyi bir his var ama işte yani enflasyonu maaşları keserek çözmek, çay kurun zararını çevresine yıkarak çözmek çözüm mü? Orası izleyicilerin takdiri. Yani şimdi takdiri. uzaktan baktığın zaman Türkiye'ye çayı meşhur, fındığı meşhur, zeytini meşhur. Evet. Yani bunların böyle e, coğrafi anlamda yetişmesi için bütün koşulların oluştuğu, kendiliğinden oluştuğu bir doğal zenginlik ama bunların hiçbirini üreten mutlu değil bu ülkede. Bunları üretenler dahi mutlu değil gerisi ne yapsın? Evet aynen öyle. Çok acı geçtiğimiz hafta ortasında Erdoğan bir açıklama yaptı nüfusumuz yaşlanıyor şeklinde bu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklama değildi bu konuyla ilgili yıllardır yaptığı 3 çocuk telkini 5 çocuk telkini biliyorsunuz hı hı. arada bir zam geldi çocuk telkinlerine 3'tü 5 oldu ee, değil mi? 3'tü 5 oldu ee, bunlar zaten çok konuşuluyordu çok tartışılıyordu ama işte böyle konuşulup tartışılıyor yani 3 çocuk yapın 5 çocuk yapın zenginlik olsun falan böyle bir tekerlemesi var şimdi satamayacağım. <laughs> ben 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 de aklımda değil ha. ama 5'te de bereket 3'te bereket oluyor yani. falan gibi. Ee, ama mesele daha böyle bilimsel bir mesele aslında. Aynen öyle. Hiçbir Aynen meseleye öyle. bilimsel yaklaşmadığımız gibi bu meseleye de bilimsel yaklaşmıyoruz. Ekran başında özellikle 65 yaş üstü Hı. izleyicilerimizin çok olduğunu biliyorum. Ya da 35-45 yaş arası izleyicilerimiz çok o yaşlarda anne babaları olan. Hı hı hı. Şimdi bakım e, meselesi gitgide büyüyen bir mesele. Evet. Sağlık, sağlığa erişim, randevu krizi gitgide büyüyen bir mesele. Bu sağlığa erişim aynı zamanda maddi anlamda e, ciddi bir maliyet. Hı hı. Barınma meselesi 7'den 70'e hepimiz için bir krizken onlar için başka bir boyut. Emekli maaşıyla nasıl kira ödeyecekler? Yani bir de yaşlanıyoruz. Yani bu hali hazırda büyüyen bir kriz içerisinde olan yaş grubu daha da büyüyecek. Daha da çoğalacak ve yine hazırlıksız yakalanacağız. Şimdi, Göz göre göre. Verilerle, verilerle ifade edeyim. Evvela onu ifade etmeden önce siyaset kurumunu ikiye bölelim. İktidar ve muhalefet diye ikiye bölelim. Bu mesele yani Türkiye'nin nüfusunun yaşlanıyor olması meselesine muhalefet hiçbir fikri yok. Görüntü o yani. Bu, bu konu hakkında hiç siyaset üretmiyorlar. Yani bu konu onların gündeminde yok, muhalefetin gündeminde yok. İktidarın gündeminde yer yer var. Orada da Erdoğan öncülüğünde var. Yani iktidar cephesinde de Erdoğan'ın dışında bu konuyu gündemine taşıyan yok. Fakat Erdoğan da vaziyeti bana kalırsa doğru yerden ele almıyor. Çünkü yaşlanan nüfus dediğiniz şey büyük uzun vadeli bir sürecin sonunda yaşanan bir şey. Yani yani böyle bir yılda 2023 yılında az çocuk yapmışız demek ki çok çocuk yapalım gibi bir e, yaklaşımla bu işi çözemeyiz. Deprem gibi diyorlar demografi uzmanları deprem gibi. Ne demek o bir hakikattir bu. Yani siz zaten depremi durduramazsınız. Deprem dediğiniz şeyi yok ederek mücadele edilmez. Ne yapacaksınız? Hazırlanırsınız. Hazırlanırsınız, adapte olursunuz. Bu vaka da aynıdır. Her ulusun başına gelir. Hizmetler sektörü %60'ın üzerinde pay almaya başladığı zaman artık kentleşme %90'ın üzerine çıkmaya başladığı zaman Avrupa'da Batı'da ne olduysa şu anda bizde de aynı şey oluyor ve yaşlanıyoruz. Bunu durdurmak mümkün değil. Yani biz muhteşem bir ekonomi yönetimine sahip bir ülke olsaydı da, da aynen, bu olacaktı. Aynen, da. aynen. Yani bunu durdurmak mümkün değil. Bu bir hakikat, demografik değişim bir hakikat. Bu demografik değişim'i yaş bazında söylüyorum tabii ki. Ee, yaşlanmamız bir hakikat. Dolayısıyla bizim şunu yapmamamız lazım. Bu hakikat'e direnelim. Hepimiz üç çocuk yapalım, bir seferberlik olsun böyle yapsanız böyle yapsanız de ki deyin ki başarılı oldu vaka şu olacak. Bu söz konusu yaşlanma işini 10 yıl ötelemiş olacağız. Yani yine olacak. Yine olacak başımıza gelecek ama sadece yani başarılı olduğunu varsayarak söylüyorum böyle bir kampanyanın bu sefer de 10 yıl sonra olacak ama o gelecek başımıza gelecek. Bu başımıza gelen şey nedir? Bir izah etmeye çalışayım. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1990'lara kadar yani Cumhuriyetin ilk 70 yılında bizim ortanca yaşımız 20'nin altındaydı. 21'in altındaydı. Ortalama yaş. Şöyle ortalama yaş 21 diyelim. Evet. Ortalama yaş 20, mesela 1927'de ilk nüfus sayımı yapılıyor. 21,5. Sonra 30'larda düşüyor 19,5'a. Sonra 21'e tekrar çıkıyor. 20, 21. Yani böyle düz bir çizgi şeklinde ortanca yaşımız. Neden? Çünkü kaba doğum hızı 5. Yani aile başına zaten 5 çocuk yaklaşık 5 çocuk düşüyor. Bir çocuk bağımlılık oranımız çok yüksek. Çok fazla çocuğumuz var. Ama 1990'lardan itibaren kente göç artık süreç tamamlanmaya başlayınca, hızlı bir kente göç de olmaya başlayınca, iki göz odanın içinde 5 çocuk yapamıyorsun. Bir de çocuk yapmak köydekinden daha farklı bir anlama dönüşüyor kentte. Ve halkımız o 5 olan kaba doğumuzunu azaltmaya başlıyor. 3 oluyor, 2 oluyor. En son işte 1'in altına kadar düştü. Erdoğan diyor ki 2.1'in şeyinde olmalı, üstünde olmalı bu söz konusu bu yaşlanma olmaması için. İyi de ne yapacaksınız? E şimdi hem ekonomi kötü, hem kentte yaşıyoruz, hem de çocukla kurduğumuz ilişki bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce olduğu gibi köyle kurduğumuz ilişki değil. Toprakla bağımız koptuktan sonra çocuk yapma istenci azalıyor. Bu şey değil. Bu yani bu halkımıza eleştirmek için söylediğim bir şey değil. Bu hakikattir. Hakikat. Bu bir hakikattir. Bu bütün ulusların başına gelir. Ve bizim de başımıza geliyor. Bizim hazırlık yapmamız lazım. O noktada muhalefetin hiçbir şey söylediği yok bu konuda. Erdoğan da diyor ki hazırlık yapmayalım. Bu bir felakettir. Bizim acilen çocuk yapmamız lazım. Ya bu öyle bir mevzu ki... Bugün attığın tohumu e, tırnak içinde. E, 30 yıl sonra nasıl bir geri dönüş olacağını gör, göreceğin için seçim kazandırmıyor ya da seçim kaybettirmiyor o zaman. O yüzden evet. bu üzerinde çok düşünülecek, üzerine proje yapılacak bir konu değil. Bununla uğraşıp buraya ayıracağın enerjiyi boşa görüyorlar. Bütün siyasetçiler belli ki. Maalesef. Ama şu da var sorun şu. Bu tip uzun vadeli krizlere şimdiden hazırlık yapmaz isek o kriz kapıya dayandığı anda çok korkunç önlemler almak durumunda kalıyoruz. Mesela dün konuştuk. İşte sokak köpekleri meselesinde 20 küsür yıldır hiçbir şey yapılmamış. Hala hazırda bir kanun var o uygulanmamış. Şimdi ne yapalım hepsini öldürelim. Buna benzer yani kapıya dayanınca kriz ne yapıyorsun bir şey yapalım. Hani böyle bir radikal bir şekilde önlem alalım. Burada da vaka şu. İlk 70 yıl boyunca bizim ortalama yaşımız 21. Şu anda ortalama yaşımız 34,5. 35 yaşındayız şu anda. Yani Türkiye'nin böyle ya en küçükler en büyüğe 85 milyonu dizseniz Nüfusun yarısı 35 yaşın üzerinde artık. Bu çok acayip bir şey. Yani bu bir ciddi bir yaşlanma. Bu ne, başımıza ne gelecek? Bu bizim hayatımızı nasıl etkiler? Bir kere nüfus artış hızı durduğu takdirde yaşlı bağımlılık oranı artıyor. Yani 65 yaş üstü vatandaşların toplam nüfus içindeki oranı artıyor. Mesela örnek vereyim. 2000 yılında daha milenyumun başında bizim ülkemizdeki her 100 kişiden 6'sı 65 yaşın üzerindeymiş. Şu anda her 100 kişiden 11'i 65 yaşın üzerinde. Bu hızlı tabii hızlı bir artış. Neden? Çünkü nüfus artış hızından daha hızlı şekilde artıyor 65 yaş üstü nüfus. Bu nüfus projeksiyonları gösteriyor ki 2030'larda %20'ye çıkacak. Yani her 5 kişiden bir tanesi 65 yaşın üzerinde olacak. Bunu da anlamı şu. Bir, bir kere sağlık sistemini zorlayacak bir şey bu. İki, sosyal güvenlik sistemini zorlayacak bir şey bu. Bunlara karşı zamanı geldiğinde bize şunu söyleyecekler. Ya çok yaşlımız var, emekli maaşlarını düşürelim diyecekler. Bunu şimdiden uyarmalıyız ki emeklilik hakkımızı böyle kolayca yemesinler. Bugünün çalışanları. Bugünün çalışanları. Yani dolayısıyla bugünden bir sosyal güvenlik reformu talep etmeliyiz. Sosyal güvenlik sistemi açık verir. O açığı nasıl finanse edeceğiz diye düşünmeliyiz ya da sağlık sistemini buna göre organize etmeliyiz. Mesela şehir hastaneleri hiç feasible değil. Şey olmuyor bu sistem ya bu gelişme karşısında. Çünkü örneğin Bursa'daki şehir hastanesi bütün kentin sağlık sistemini tek bir bina yıkıyorsunuz. Bursa'nın bir ucundan hastalanan bir 65 yaş üstü vatandaş o hastaneye gitmek için taksiye biniyor. 400-500 lira para veriyor. Şimdi bu sistem dolayısıyla yaşlanan nüfusa göre yeniden organize olmalı. Başka bir problem var. Bu sosyal gelişmeler bu anlattıklarım. Bir de bu gelişme yani nüfus artış hızımızın durması ekonomik büyüme yelpazesinde de bir değişiklik yaratacak. Çünkü biz nasıl büyüyoruz? Daha fazla yol yaparak, daha fazla okul yaparak, daha fazla inşaat yaparak, daha fazla hastane yaparak büyüyoruz. Fakat nüfus artış hızımız durursa daha fazla yol yapmaya gerek kalmayacak. Daha fazla üniversite yapmaya gerek kalmayacak. Daha fazla köprü yapmaya gerek kalmayacak. Dolayısıyla nasıl büyüyeceğiz o zaman? O zaman işte teknolojik gelişme üreterek büyümemiz lazım. Bu haliyle biz ölçek ekonomisiyle büyüyoruz. Ölçeği büyüterek büyüyoruz. Ama nüfus artış hızı durduğunda bu ölçeği büyüterek büyümenin anlamı kalmayacak. Hali hazırda bizim daha stratejik büyümemiz lazım. Aynen. Yani şöyle ifade edeyim. Daha fazla üniversiteye değil, daha nitelikli üniversiteye ihtiyaç duyduğumuz bir aşamaya geleceğiz ve bu aşama da kapıya dayandı artık. Yani bu tarih itibariyle 2024 itibariyle artık Türkiye'nin demografik fırsat penceresi kapandı. Genç bir nüfusu yok. Buna karşı şimdi siyaset yelpazesinde tablo şu. Muhalefet vaziyeti hiç görmüyor. Onun hani böyle bir gündemi yok. 3 çocuk yapın deyince Erdoğan onunla didişiyor. Ya yani ne çocuk bize işte para ver bizde de çocuk yap. Bu kısa vadeli böyle millet bu kadar. Millet aç aç. Ha yani millet yani. aç aç falan. Ya bu kadar yüzeysel tartışılacak mesele değil. Erdoğan da hakikat karşısında yani depreme kızmak gibi bu. Yani deprem olacak. Ne yapalım o zaman depremi yok edelim bu fela Erdoğan da diyor ki bunu yapmazsak bu bir felaket. Çocuk yapalım. Ya bu ikisi de olmaz. Bunun bu gelişen şeye karşı, bu yaklaşan şeye karşı adapte olmamız lazım. Ya adapte olamayız biz birçok sorunu çözemiyoruz. Artık e, ulus ölçeğinde organize olamadığımız için birçok sorunu çözemiyoruz. Adapte olamayız. Adapte olamazsak başımıza ne gelecek? Ne geleceğini söyleyeyim. Birkaç yıl içinde yani çok artık giderek artacak şekilde hizmet sektörü çalışanları yaşlılardan olacak. Yani sokaklarda gördüğünüz örneğin temizlik işçileri 60 yaş üstü olacak ne bileyim zincir... Otobüste yol verdiğiniz karşıdan Heh. karşıya geçerken yardım etme refleksinde bulunduğunuz insanlardan çay kahve isteyeceksiniz. Aynen. Garson olacaklar ne bileyim taksici olacak 70-75 yaşında insanlar hizmet... E, ...o zincir marketlerde kasiyerler 70-75 yaşında olacak. Neden? Çünkü siz onlara 10 bin lira maaş verdiğiniz emekli maaşıyla... ...sağlık harcamalarını bile karşılayamayacaklar. Çünkü sağlık da sistemi de piyasalaştı. Para gerektiriyor artık sağlık... ...müşteri oldu hasta değil. E onu karşılamak için hizmet sektörüne çalışacak. Bu yaş grubu şu anda 65 yaşın üzerinde olan insanlar... ...büyük ölçüde eski sosyal devlet uygulamalarından faydalanarak ev sahibi oldular. Fakat... Geleceğin yaşlıları ev sahibi de olamayacak. Dolayısıyla bugünün çalışanı olamıyor çünkü bugünün çalışanı olamıyor çünkü. Yani şöyle düşünen... biz geleceğin emeklileriyiz ya. Biz ev sahibi olamazsak gelecekte ne yapacağız? Kiracı olacağız. Kiracı olacağız. O halde ben hem kiracı olacağım hem de emekli maaşlarını tırpanlayacaksın. O zaman şunu söylemek kehanet değil. Yakın vadede biz evsiz yaşlılar göreceğiz. Ev arayan yaşlılar göreceğiz. Dolayısıyla bizim yakın vadede temel sorunlarımızdan bir tanesi huzur evi talebi olacak. Bak böyle giderse bu iş 20 sene sonra 10 sene sonra siyasetçilerimiz mitinglerde bunu vaat edecekler. İşte İstanbul'a 100 yeni huzur evi yaptık. Şimdi Bugünden hazırlık yapmak lazım ki ve bugünden buna benzer sorunları yaşamamak adına buraya daha vizyoner yaklaşmak lazım. Hatta yaşlı bakımı toplumsal olarak kadının görevi görüldüğü için kadın istihdamında büyük bir tırpan bravo, yiyecek orada. Bravo. Aynen. Yani bak tü, çeşitli çalışmalar var. Şimdi köyden kente göçün Sonuç, sonuçlanması bir sonuç doğru. 2010 yılında yaklaşık bakım ekonomisinde çalışan yani yaşlı ve çocuğa bakan dışarıdan hizmet veren bakan kişi sayısı 20 bin civarında. Fakat şimdi kayıt dışılarla beraber söylüyorum 500 bine yaklaşmış durumda. Evet. Peki kimi istihdam ediyorlar? Özbekler geliyor, evet, Türkmenler, Türkmenler geliyor. geliyor değil tabii. Mi? Bu aynı zamanda ciddi bir şey de yani dışarıya aktardığımız bir para da kendi içinde yapması lazım ekonominin bunu. Yani bir bakım ekonomisi yaratması lazım. O bakım ekonomisini yaratırken de vizyoner yaklaşması lazım. Kadının iş gücüne katılımını önünü açacak şekilde kamu hizmeti olarak tasarlaması lazım. Ne yapacak? Mesela bizde kadınlar neden çalışmıyor? Çünkü evin yaşlısına bakıyor, evin çocuğuna bakıyor. Evet. Kadın iş gücüne katılmaz ise bu dediğim senaryoda ya yakın zamanda bizim istihdamımız artmayacak. Çünkü 32 milyon kişi çalışıyor. Nüfus da artmadığına göre biz o 32 milyon insanın ürettiğiyle geçineceğiz. E, teknolojik gelişme olması lazım. Yani yani derinlikli konudur bu. Öyle nicelik değil, niteliğe bakmamız gerekiyor her konu başlığı altında. Evet. Şunu da söyleyeyim, e, yani Sayın Erdoğan'ın bugün söylediği şeyi demografik uz demografi uzmanları 30 yıldır söylüyor. Yani bugün keşfettiğimiz bir şey değil bu. 99 yılında TÜSİAD tam da bu konuya ilişkin bir rapor yayınlıyor. 99 yılında. Yani bundan 25, 25 sene evvel. Türkiye'nin demografik fırsat penceresi raporunda adı. Kapanıyor dikkat. Ve bunu diyor ki, diyor ki bakın yaşlanmaya başlayacağız 2005'ten sonra. 2025'ten sonra ise yaşlı bir nüfusa sahip olacağız. Dolayısıyla buraya organize olmamız, buraya adapte olmamız gerekir diyor. Biz şu anda konuşuyoruz bunu yani. 25 biz, sene sonra. 25 sene sonra konuşuyoruz başımıza gelmeden de kimse bir şey yapmaz. Maalesef. Maalesef bizim ülkemizde biraz böyle. Dediğin gibi bu konu aslında böyle 10 dakikaya 15 dakikaya sığdırılacak bir konu değil. değil. Senin bu anlamdaki özel çalışmalarının devamı gelsin diye temenni ediyorum. Şunu da söyleyelim. Yani bir topluluğu, bir insan topluluğunu toplum haline getiren şey sorun çözme kabiliyetidir. Bir topluluk sorun çözebiliyorsa, karşısındaki krizlerin sorunu çözebiliyorsa toplum olur. Top bu to, bir toplum organize olabiliyorsa ulus olur. Şimdi biz bu haliyle düşündüğümüz zaman biz bir ulus muyuz? Biz bir toplum muyuz yoksa biz bir yığın mıyız, bir topluluk muyuz? Bu görüntü karşısında, buna benzer sorunlar karşısında derinlikli konuşamayıp istişare edemeyen bir şeye ben ne toplum diyebiliyorsun ne ulus diyebiliyorsun. Dolayısıyla biz bir topluluğuz. Yani didişe didişe yol ilerlemeye çalışıyoruz. Ve sonunda günün sonunda karşımıza çıkan krizleri ancak yumurta kemiğe dayandıktan sonra Aynen öyle. çözmeye çalışıyoruz. O da çözüm olmuyor işte. Yumurta, bıçak doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim Ozan Gündoğdu. Görüşürüz. Yine Bizi bıçakladın, gidiyorsun Eyvallah. Ozan Gündoğdu. Şimdi reklam, sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler, tekrar hoş geldiniz. Çalar saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk haberimiz başkent Ankara ve orada yaşanan sel felaketi. Sel felaketinde iki kardeş, 4-5 yaşlarında iki çocuk. Sel sularına kapılıyorlar. Yürüyen bir aracın altından geçiyorlar. Park halindeki bir aracın altında sel sularıyla sıkışıp kalıyorlar ve ölümle yaşam arasındaki o çizgideki mücadele bakın kameralara nasıl yansıyor. Amanın altına kaldı çocuk. Ay halimize, ay halimize. Geliyor, 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 iniyor aşağı. Korku dolu anlarda bütün mahalle sele kapılan iki çocuk için seferber oldu. İki küçük kardeş önce hareket halindeki bir araca çarptı, aracın altından suyun şiddetiyle geçtiler. Ardından da park halindeki aracın altına sıkıştılar. Çocuklardan birini kurtarmak dakikalar sürdü, ölümden döndürüldü. Ay ya Rabbel alemin, Allahım yardım et, Allahım sen yardım et, Allahım sen yardım et. Metin çabuk çabuk çocuk oldu Sonra çocuğun orada tekere tutunduğunu işte bir arkadaşımız gördü. İlk müdahalem kalp atışı durmuştu. Önce bir kusturmaya çalıştım olmadı. Ee, kalbin durduğunu da görünce kalp masajı yaptım. Yani kendine geldi. Sonra ambulansa teslim ettik. Ankara'da etkili olan sağanak pek çok ilçede büyük hasar bıraktı. Köçören'de asfalt yollar çöktü. Her yağmurda burası göçüyor. Geliyorlar çakılı dolduruyorlar. Asfalt atıyorlar, bir sonraki yağmurda yine çıkıyor. 5-6 oldu, daha dün attılar asfaltı. Bundan biz bıktık. Başkentte en korkunç görüntülerse yeni mahallede kaydedildi. Şehit Harun Parlak Caddesi bir anda Çağlayan'a dönüştü, iki çocuk sele kapıldı. Şoför çocukları fark etmedi, hareket etti. Çocuklardan biri otomobilin altından sürüklendi. Tekrar sulara teslim oldular. Kimse durduramadı ta ki park halindeki araçların altına girene kadar. İki kardeşmiş bunlar. 4-5 yaşlarında iki çocuk, biri oğlan biri kız. O şekilde çıktıklarını gördüm ve videoyu bırakıp koştum. Geliyor, 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 iniyor aşağı. Oğlan ulana aldım hemen kuru bir yere attım ama kız çocuğu arabanın altında yukarıdan tadilat yapıldığı için onunla birlikte gelen bariyerlerle arabanın altına sıkışmıştı. Onu çıkarmakta zorluk çektik. Bir 6-7 dakika sürdü o çocuğun o e, sel suyuyla arabanın altında nefessiz kalması. İki küçük çocuğu hayata döndürme çabası da kaydedildi cep telefonlarıyla. Kalbi duran ama kalp masajıyla hayata döndürülen kız çocuğuyla kardeşi hastanede tedavi altına alındı bir anda sel geldi. Yani 5 dakika bile olmadı. Ay halimize, ay halimize. Belli ki bir altyapı problemi var. Belli ki kuvvetli yağışa hazırlıksız bazı bölgeler var başkent Ankara'da. Tekrarlanır şekilde bu vakaları çünkü Sıkça izliyoruz bu görüntüler kameralara yansıyor. Dün Ankara'da Söğütözü metrosunda da bazı görüntüler kameralara yansıdı. O kameralar bazı mecralarda, sosyal medyada, bazı medya organlarında ana akım Ankara metrosunu yine su bastı şeklinde aktarılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi hayır öyle değil böyle dedi paylaştığı videoyla. Bakın görüyorsunuz, bakın görüyorsunuz sevgili izleyenler bir kişi su dolu kovaları döktü, sonrasında eline bir telefon aldı, oranın videosunu veya fotoğrafını çekti. Oradaki su dolu kovaların aslında damlama olduğu için oraya konduğu, içindeki suyun damlaya damlaya biriken bir su olduğu ancak etrafı su basacak kadar bir problem olmadığı görüldü. Tabi burada asıl dikkat çekici olan kişinin o suları döküp sonrasında eline kamerasını alıp orayı görüntülemesi oldu. Var mı bir altyapı sorunu? Başkentimizde var. Yakışıyor mu? asla yakışmıyor. Düzeltilmesi bekleniyor, gerekiyor sevgili izleyenler. Ama bazı manipülatif durumlarda kameralara işte böyle yansıyor. Vergi meselesiyle devam edeceğiz. Bazı esnaflar biliyorsunuz, e, vergiden kaçmak için IBAN yoluyla ödeme alma yoluna gidiyor. Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Vergiden kaçmak üzerine yapılan kanuni boşluklardan faydalanarak uygulanan bu yöntemlere dair ihbarda bulunursanız dedi. O ihbarı e, yaptığınız bedelin %10'u kadar ödüllendirileceksiniz. Yani gelin komşunuzu bize şikayet edin. Bu ispiyonculuk gibi bir şey oluyor zaten. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki ispiyonculuğa başlayın. Vergisini ödemeyenleri şikayet edin. Yüzde 10'unu Devlet size ödeme yapacak. Muhbir vatandaş yaratıyorlar. Yazık ki yazık. Demek oraya kadar düştük. Bu utanç verici bir şey. İhbar ikramiyesini Mehmet Şimşek açıkladı. Ankara'da muhalefet ses yükseltti. Esnafta, vatandaşta tepki gösterdi. Esnafı vergi kaçırma şüphesi üzerine tüketiciler şikayet edebiliyordu. Şimdi vatandaştan daha çok ihbar gelsin diye kesilecek cezanın %10'u ihbar eden kişiye ihbar ikramiyesi adıyla verilecek. İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden Tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının %10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecektir. Sanki böyle ispiyonculuk gibi bir şey gibi geliyor bana. Normal bir şey ona da bir şey diyemiyorum. Ben kendim yapamam açıkçası. Esnafın şikayet edeceği konular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. WhatsApp ihbar hattı kuruldu. Alo 189 hattından da esnaf şikayet edilebilecek. Kimi esnaf vergiden kaçınmak için ödemenin ibanla alınması, fiş kesmeme, çalışanın maaşını elden verme gibi yöntemlere başvurabiliyor. Şikayet edilen inceleniyor, ceza alıyor. Şimdi şikayet edene esnafa kesilen cezanın yüzde 10'u kadar ihbar ikramiyesi verilecek olması muhalefeti ve esnafı kızdırdı. Büyük işletme ve holdinglerin ödemediği vergileri hatırlattılar. Sen şirketlerin, insanların vergi kaçırıp yüzde 10'unu birilerine ödeme yapacağına beşli çetenin kaçırdığı vergileri niçin affettiniz? Beşli çetenin soygununa niçin dur demiyorsunuz? Önce onun hesabını verin. Çok saçma yani ispiyon olarak geçiyor bu. Yani helal mi? Helal değil bence. Biz küçük esnaf olduğumuz için e, en çok bize batıyor bu iş. Esnaf nasıl dursun ayakta? Yani yapılacak başka bir şey yok. Büyükleri gitsinler alsınlar. Gelir Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden de ihbarlar kolayca ulaştırılabilecek. Esnaf zaten zor durumda olduğunu, vergiler altında ezildiğini anlatırken tüketici ihbar ikramiyesine mesafeli yaklaşıyor. Çok böyle şey ahlaklı gelmedi bana. Keşke hani devlet başka bir çözüm bulsa da bu işlere hiç girmese. Yani vergi sistemini daha güzel bir hale getirebilir bence. Büyükleri kime kime ifade edeceğiz? Bence onları bir yani düşünmek esnaf, lazım. Evet, küçük, küçük esnafın, esnafın kaçıracağı var yani. yani. Yok ben zaten onu yapmam. Esnafın arkasındayım. Çok verse yine de yapmaz mısın? Yapmaz. 50 verse? <laughs> Yok yapmam. Benzini Asla. Bakın ihbarda bulunuyorum. Bu hükümeti ihbar ediyorum size. Bizi bu hale düşürdü. Benzin faiz fiyat, köprü ücretleri faiz fiyat. Bunlar faiz fiyat. on alayım hemen, hemen. Öyle hemen de alınabilir mi çok yemin değilim bizim ülkemizde biraz evrak işi uzundur. Nasıl olur bilmem. Vergi meselesi son dönemin en büyük tartışma konularından bir tanesi. Çünkü kasa boşaldıkça vergi daha büyük bir önem kazandı. Hükümetin gözünde önemi arttı. Vergiler vatandaşın etrafını sardı dediler. Dün akşam Orta Sayfa'da bir araya gelen deneyimli gazeteciler, Doğan Şentürk'ün yönetimindeki gazetecilerin Cuma akşamları alışkanlık oluşturan programı Orta Sayfa, bakın vergi meselesini nasıl masaya yatırdı. Adamın biri villada oturuyor. Değeri 100 milyon lira. Diğer adamın iki tane evi var. Her biri 750 bin lira. Tamam mı? İki tane evi olandan vergi alıyorsunuz. 50 milyon, 100 milyonluk evi olandan yani toplasan, onu, onu satsan ondan belki 100 tane ev alırsın. Ona dokunmuyorsun. Şimdi bu tür adaletsizlikler var. Diğer tarafta mesela enflasyon muhasebesi. Ben bu hafta en çok duyduğum şey bu oldu. Mesela gözlükçüye gittim. Gelmişler sayım yapmışlar. İşte 2 milyon liralık gözlük var. Bu bunun değeri şu tarihten şu tarihe kadar şu kadar arttı. Dükkanınızda dururken bu gözlükler değeri şu kadar arttı. O aradaki artışın vergisini verin bakalım diye kesiyorlar ve tahsil ediyorlar. Başka bir iş insanı anlattı, ben kredi çekmişim, arsa almışım, yani kredi ödüyorum o arsa için, orada konut yapacağım, satacağım. Oradan para kazanmayı düşünüyorum, daha inşaata bile başlamamışım. Ama geliyor diyor ki, senin arsayı aldığın tarihte burası işte 100 milyon liraydı, şimdi 170 milyon lira, o 70 milyon liranın vergisini ver. Ben diyor daha kredi ödüyorum geri inşaata dahi başlamamışım. Bir tek şey bile satmamışım. Yani kasama hiçbir şekilde para girmemiş ama arsam durduğu yerde değerlendi diye benden ben zaten diyor bu konutları yaptıktan sonra sattığımda vergisini ödeyeceğim. Vergi hani yüksek almakla bir marifet değil. İşte o bir eğrisi eğri meselesi. Vergiyi yükselttikçe sen bunu alabilme oranın düşüyor. <laughs> Yani bunu gerçekçi koymak lazım. Zaten emlak fiyatları uçtu gitti. Hani enflasyon düşmesiyle biraz aşağı gelmesi bekleniyor. Ciddi bir konut sorunu var Türkiye'de şu anda. Yani burada vergiyi arttırmak hem konut fiyatlarını zıplatır hem de iyicene alamaz olur. Çünkü nasıl, neye göre belirleyeceksiniz? Ekspertiz raporu, ekspertizi ayarlayıp vergisini ona göre vermek daha ucuza gelecek vatandaş içinde, alan içinde, satan içinde. Onun için gerçekçi görünmüyor için? şana. Bunu not düşmek istedim. Yani devletin gelirlerini evet arttırması gerekiyor. E, kamu harcamalarını finanse etmesi için e, o taraftan bir inceleme yapıyoruz diye ama bunda ne kadar başarılı olunacağı da kocaman bir soru işareti. Kocaman bir soru işareti. Seda Hanım'ın bir önerisi var. Ev kiralarını yerel belediyeler belirlesin. Semtine göre belediye başkanı seçildiği bölgeyi en iyi bilendir. Belediyeler emlak vergisi topluyor ama kira bedelinde neden karışmıyorlar demiş. Böyle bir çözüm önerisi var konuyla alakalı. Geçtiğimiz aylarda et süt kurumu önünde uzayan kuyrukları, geceden sabaha uzamaya başlayan kuyrukları ekrana pek çok kez taşıdık. Naklen yayınlar yaptık. İlker Karagöz çalar saati gitti o et süt kuyruklarının olduğu yerde Ankara'da. Kızılay'da gerçekleştirdi. Hatta arka sokağa taşınmıştı hatırlarsanız çok ortalıkta görünmesin bu kuyruk diye. Artık o kuyruklar eskisi kadar uzayamıyor biliyor musunuz? Çünkü fiyatlar orada da aldı başına gitti. Ne sıralara denk geldim ben bura 5 saat bekledim. 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı. Şimdi niye sıra yok peki? 10 bin lira insanlar ne yapsın yani? Para yok demek ki insanlarda. Kimse alamıyor ki. Para yok ki. Emekli gelten azacak, et parası mı kalıyor cepte? Akşamdan, sabahdan. Emekliye, dar gelirliye ucuz ete ulaşmak için kapısını aşındırdığı Et Süt Kurumu da artık pahalı geliyor. Gün ağarmadan başlayan, sabahın ilk ışıklarına doğru uzayan kuyruklar zamlardan sonra azaldı. Milletin alacak gücü kalmadı artık. Parası yok. 15 günde, 20 günde bir geliyorum bir daha da gelemiyorum. Aldığımız 10 bin lira maaş. Hadi ben şurada şimdi bir kilo kuşbaşı, bir kilo et alacağım 600 lira. Şuradan 5 tekmek aldım. 700 bin milyar gitti. Bir ay öncesine kadar Esut Kurumu'nun önünde uzayıp giden kuyruklar oluyordu. Ama gelen zammın ardından şu anda Esut Kurumu'nun önündeki manzara bu. Esut Kurumu an itibariyle açıldı ama sırada sadece 15-20 kişi var. Kuyruk dediğin arkaya dönüyor, arkadan bir de tekrar iki kere daha dönüyordu. Para yok. Adam iki gün önce maaşını alıyor, iki gün sonra maaş gidiyor. Bu görüntüler birkaç ay öncesinden. Ucuz et alabilmek için emekli, dar gelirli gecenin karanlığında gelip sıraya giriyor. Bir kilo et ve kıyma alabilmek için saatlerce sırada bekliyordu. Bu görüntü ise bugünden. %25'lik zam sonrası et ve süt kurumunun önü. Et de pahalı biliyorsun. Çoğu da gelemiyor. Vatandaşın alım gücü yok. Paramız oldukça geliyor. Sürekli gelemiyoruz. Valla ben ta köyden geliyorum buraya. Bir kilo almak için bir buçuk saatlik yoldan. Kayak merkezinden geliyorum Elma Dağı. Valla maaşı alınca alıyoruz işte bir yarım kilo, bir kilo artık. Bütçemiz o kadar. Televizyon ekranları kasap reyonlarına döndü. Çok şükür şu anda belli bir rutinine geldi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı çok şükür fiyatlar rutine geldi dedi ama piyasaya göre ucuz olan et süt kurumundaki et bile dar gelirliğe pahalı geldi. 19 Nisan'da et süt kurumu ürünlerine %25 zam yapıldı. 229 liralık kıyma 279 liraya, 259 liralık kuşbaşı 319 liraya yükseldi. Emekli sadece yarım kilo et için et süt kurumu önündeydi. Saat 5'ten beri bekliyoruz. Et balık yarım kilo veriyorsa yarım kilo alacağız. Yoksa almayacağız. Paramız ol, yok o kadar yetiyor. Emekli adamız. Yavaş yavaş buraya da gelmeyeceğiz. Et yemeyeceğiz. Et bitti. O da bitti. Ben dörtte buradaydım. Hiç kimse yoktu. Birinci sıra benim. Bir kilo kıyma. Kuşbaşı verirlerse kuşbaşı bir de tavuk. Gece ben ikide kalktım. Tarnato yolu caddesinden buraya yürüyerek geldim. 58 yaşındaki Erdal Aslan gece 2'de 1 kilo et ve kuşbaşı için sokağa düştü. 2 saat yürüdükten sonra gelebildi. Birinci sırayı aldı ama zaten et süt kurumu önünde son zam sonrası beklediği o kuyruk yoktu. Dikkat ederseniz kuyruklar azaldı. Fazla kimse yok da ucuz olduğu şimdi indirim yapsalar %50 300 metre kuyruk oluşur. Vatandaş o demek ki onu da alamıyor gelmediğine göre. Biraz zaman geçtikten sonra buradan da hiçbir şey alınmayacak duruma gelecek. Çünkü aynı seviyeye geliyor. Kurban bayramından sonra buraya da zam gelecek büyük ihtimal. Kasaplara göre uygun fiyatlı olan et süt kurumu bile artık dar gelirli için pahalı oldu haberlerini aktarmayı sürdüreceğiz bu kuyrukların durumunun. Daha önce de haberini vermiştik. Taksiciye yönelik şiddetin pek çok kez yaşandı son dönemde. Sonuncusu Sarıyer'de gerçekleşti ve bir taksici öldürüldü. Taksiciyi öldüren caniye ilk celsede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İki çocuk babası Yaşar Yanık Yürek emekliliğini bekliyor. Bir yandan da taksicilik yapıyordu. Aracını aldığı yolcu bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz adamı öldürüp gasp eden sanık ilk celsede ağırlaştırılmış müebbetle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şahsı öldürdükten sonra üzerindeki cüzdanını alıyor, paralarını alıyor, her şeyini alıp taksiyi de alıp kaçmaya çalışıyor. İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksi şoförünü beş yerinden bıçakladı. İran uyruklu YBG ifadesinde taksicinin 200 dolar istediğini, sinirlendiğini, öldürdükten sonra da paniğe kapılıp kaçtığını savundu. Yaşar Yanık yüreğin cansız bedeni gece yol kenarında bulundu. Takside saldırgan da kayıptı. <laughs> Bir gün sonra trafikte görüldü taksi. Polisler hemen durdurdu. İçinden YBG çıktı. 42 yaşındaki saldırgan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Neden öldürdünüz? şey söyleyecek misiniz? 11 Şubat'ta Hakkari'den Türkiye'ye girdiği, iş aradığını 3 ay içinde bulamazsa kaçak olarak Almanya'ya gitmeyi planladığını anlattı ifadesinde. Üstündense 10 plastik kelepçe, bir koli bandı ve bir makas çıktı kararını açıklayan mahkeme sanığı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca heyet sanığı silahla yağma suçundan da 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Antalya'da bir lisede müdür yardımcısı Gülşah Tekin öğrenci velisi tarafından darp edildi. Öğretmenine uzan! Öğretmenler bu kez Antalya'dan şiddete dur demek için ses yükseltti. Kardeşinin velisi olarak okula giden abla müdür yardımcısını darp etti. Susma haykır şiddete hayır! Antalya'daki bir lisenin müdür yardımcısı Gülşah Tekin, öğrencisi EY'nin velisi olarak okula gelen ve aynı okuldan geçen yıl mezun olan HY tarafından darp edildi. İddiaya göre öğrenci HY okulda bir süredir arkadaşlarını tehdit ediyordu. Son olarak da okulun temizlik görevlisini tehdit etti. Öğrenciden velisini çağırması istendi. EY velisi olarak aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablası HY'yi çağırdı. Müdür yardımcısı Tekin odası giden abla kardeşi anne veya babalarını çağırmasını söyledi. Bunun üzerine HY Teki'nin boğazını sıkıp tırnaklarını geçirip duvara itti. Teki'nin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Boğazı moraran müdür yardımcısı HY'den şikayetçi oldu. Susma! Hayır! Şiddete hayır! Türk Eğitim Sen üyeleri okul önünde toplandı. Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikalarının da destek verdiği açıklamada öğretmenler ellerinde eğitimciye şiddete hayır yeter artık öğretmene saygı yazılı pankartlar taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka kamu özel ayrımı yapmadan eğitimde şiddete yönelik özel bir politika geliştirilmesini istiyor. Daha fazla eğitim şehidi verilmesine müsaade etmeyeceğimizi haykırıyoruz. Öğretmene şiddet de artık bir desen oluşturdu kadına şiddet gibi. Burada öğretmenin itibarını her fırsatta dile getiriyoruz sevgili izleyenler. Eğer toplumsal olarak yönetenler öğretmeni uygulamalarıyla itibarsızlaştırmaya devam ederse bu vakalarında sayısının artması kaçınılmaz olacak. Öğretmene şiddete yönelik cezaları arttıralım, yaptırımları arttıralım demek bir yöntemdir ama hiçbir zaman kökene asıl sorunu yaratan probleme bakılmıyor biliyorsunuz ona bakılması lazım yine kadına yönelik şiddet vakalarında olduğu gibi şimdi iki vaka gelecek ekrana biri 27 yaşında eski sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulunmuş bir kadın bir diğeri ise uykusunda 71 yaşındaki eşi tarafından öldürülen bir kadın Üç kadın daha hayattan koparıldı. İstanbul'da bir kadın sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu. Erzurum'da eşini silahla vuran adam kendini polise ihbar etti. Samsun'da ise iki çocuk annesi kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu. İstanbul Kağıthane'de 27 yaşındaki Zinnet Nur Ayar erkek arkadaşının evinin önünde kanlar içinde bulundu. 3,5 yaşında bir kızı olan genç kadın bir ay önce eşinden boşanmıştı. Evli ve iki çocuk babası Ergün G ile ilişki yaşamaya başladı. Genç kadının ölümünden dakikalar önce de Ergün G'nin ailesi Ayar'ı darp etti iddiaya göre o kavga sonrası Zinnet Nur Ayar sokakta yürürken erkek arkadaşının da peşinden koştuğu görüntüler kameralara yansıdı görüntüden bir saat sonra Ayar sevgilisinin evinin önünde başından silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti. Polis genç kadının ölümünü araştırıyor. Erzurum'daysa 71 yaşındaki Halil Ciğerli, 73 yaşındaki eşi Hangül Ciğerli ile tartışmıştı. Üç çocuk sahibi çift şiddetli kavganın ardından uyudu iddiaya göre. Halil Ciğerli sabaha karşı uyuyan eşinin başına iki kez ateş etti. Yaşlı kadın hayatını kaybetti. Hadi. Halil Ciğer'le eşini öldürdükten sonra polisi aradı. Cinayeti itiraf etti. Adresine gelen polislere durumu anlattı, teslim oldu. Samsun Atakum'da 39 yaşındaki Kader Yıldırım'ı, eşi Fatih Yıldırım evde ölü buldu. İki çocuk annesi kadın boğazı kesilerek hayattan koparılmıştı. İfadesi alınan eş Fatih Yıldırım, karısının kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor olan yine kadına oluyor Hakan Bey demiş ki Türkiye'deki vergi sisteminin yanlış olmasının sebebi çok basit ülkeyi yönetenler zengin adam kendi ayağına sıkar mı Bir de çok kazanan şirketleri koruyorlar firmalar vergi firmalardan vergi almak yerine e, kimden kolayca vergi alıyor çalışan küçük esnaf emekli memur geriye kalıyor böyle oldukça asla düzlüğe çıkamayız diye bir hatırlatma yapmış. Çanakkale'ye doğru gideceğiz toplu arı ölümleri. Her yer arı ölüsü. Yani gerçekten ciddi bir e, arı katliamı var. İddiaya göre tarlaya havadan atılan ilaç arıları zehirledi. Çanakkale'de toplu arı ölümleri yaşandı. Kovanlarımızın üzerleri de öyle. Çanakkale Bayramiç'te baraj yakınında arıcılık yapan İskender Yıldırım 18 Mayıs günü kovanlarını kontrol etmeye gitti. Karşılaştığı manzara ile şok oldu. 80 kovandaki bal arılarının büyük bölümü telef olmuştu. Arılarını kaybeden İskender Yıldırım kahroldu. Yaşadığı üzüntüyü böyle dile getirdi. Şu anda arıcı, arıcılar gerçekten çok kötü durumda oldu. Hani biri dokunsa ben ağlayacağım. Arı ölümlerine gündüz yakındaki bir tarlada yapılan ilaçlamanın neden olduğu anlaşıldı. Bölgedeki başka arıcıların kovanlarında da ölümler yaşandığı ortaya çıktı. Bize haber verilmeden ekin ilacı atılmış dromla. Yani arıla çok telef oldu. Gece saatlerinde yapılsa bu kadar zararı olmazdı bize. Emekleri heba olan arıcılar, jandarma ve savcılar şikayette bulundu. Şimdi ise kır şehire gideceğiz. Müzik öğretmeni 38 yaşındaki Yavuz Demirci gökyüzünde e, Türk bayrağı açtı ve kemanla İzmir Marşı çaldı. yerden yüzlerce metre yükseklikte kemanla İzmir marşını çaldılar. Hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu. Sıkıntısız, kazasız belasız çok güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Yamaç paraşütü pilotu Ali Öztürk, UNESCO'nun müzik şehri olarak tanıdığı Kırşehir'de farkındalık yaratmak amacıyla müzik öğretmeni olan kuzeni Yavuz Demirci ile birlikte uçuş yaptı. Kervansaray dağlarından havalanan kuzenler gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Müzik öğretmeni Demirci daha sonra yanında getirdiği kemanıyla İzmir Marşı'nı çalmaya başladı. O unutulmaz anlarda paraşütün aksiyon kamerası da kayıttaydı. Çok değişik bir deneyimdi açıkçası benim için. normalde sahnede, provada, ne bileyim evde otururken doğada çalmaya kesinlikle benzemiyor. Sevgili izleyenler bir duyuru. Ee, Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu 20 e, 26 Mayıs'ta Harbiye Açık Hava sahnesinde olacaklar. Kars Dostluk Grubu'nun girişimi ve sponsorluğuyla ve pek çok e, kıymetli e, ana sponsorlukla bu gece gerçekleşecek. E, şimdiden onun da duyurusunu yapmış olalım. Şimdi reklama gideceğiz. Dönüşte söyleyecek son bir sözümüz olacak. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Biz veda için karşınızdayız. Veda etmeyi sevmiyoruz. Vedalardan hoşlanmıyoruz. Şöyle güzelleştirelim mi vedamızı? Bakın ne kadar güzel bir kapak. Atatürk'ün gizli kalmış anıları. Profesör Doktor Bingür Sönmez'in katkılarıyla yazılmış bir kitap. Yaşar Gürsoy tarafından kaleme alınmış. Yaşar Gürsoy güzel bir not düşmüş. Kıymetli ve başarılı meslektaşım Ezgi Gözegere şeklinde. Yolu açık olsun, e, kapağı kadar güzel olsun, okuru bol olsun efendim, yolculuğu da o kadar güzel olsun diyelim. Cangül Soydemir bir de Neyden Dinle şeklinde bir kitap kaleme almış o da bize imzalı gönderilmiş. Çok çok teşekkür edelim. Vedamızı böyle güzelleştirmeye çalıştık. Yarın sabah tekrar burada olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.